Kafe Kram'dan sonra. Kafe Kram daha çok sen. Kafe Kram'ın sunduğu Er Meydanı başlıyor. İyi akşamlar değerli izleyenler. Yine bir salı akşamı, yine Genç TV ekranları ve yine Er Meydanı'yla sizlerle birlikteyiz. Her hafta konuştuğumuz gibi ülkemizde artarak devam eden sıcak bir gündem olmaya devam ediyor. Bazen ekonomiyle alakalı, bazen siyasetle alakalı, bazen de bugün olduğu gibi mahkemelerle alakalı. Son dönemlerde ülkemizi sarsan, derinden sarsan sahte reçete operasyonlarının ardından bir de diploma skandallarıyla çalkalanıyor ülkemiz. Eski bakanlar, eski başbakan yardımcıları, profesör ünvanlılar, bürokratlar derken işin ucu iyiden iyiye kaçmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta yaşananların ardından bu hafta yine, özellikle de bugün, başka skandallarla çalkalandı ülkemiz. Polislerin mahkemelerde vermiş olduğu ifadeler, eski vekillerin, bakanların bağlanmış olduğu teminatlar derken gerçekten nereye gideceğimizi düşünmeye başladık. Gerçekten uzun zamandır beklenen bir temiz eller operasyonu ülkemizde başlıyor mu? Bütün bunlar onların işareti mi? Yoksa bazılarının ifade ettiği gibi birileri bir yerden bir düğmeye mi bastı? Kuzey Kıbrıs halkını birbirine düşürmek için ne olduğunu gerçekten anlayamıyoruz. Ancak gördüğümüz şey şu: ortada yaşanan usulsüzlükler var, ortada yapılan yanlış işler var ve bunlar polislerin mahkemede vermiş olduğu ifadelerde de yer buldu. Ve tabii ki onun dışında da ülkemizin genel gündemi var. Nedir o? Başta ekonomi olmak üzere. Sterlinin, euronun, dövizin artık nerelere gittiği ve 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'de de nerelere gideceği gerçekten merak konusu. Akşam yatıyoruz başka, sabah kalkıyoruz başka. Pahalılık deseniz, ülkemizde yansıyan pahalılık hepsinden daha öte. İşte biz de bu akşam bütün bunları ve daha fazlasını son günlerin belki de en gündemdeki ismiyle, Er Meydanı'nın da her zaman özel konuklarından olmuş birisiyle, Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özesay ile konuşacağız. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben geldim ama sesimi getiremedim. Ses gitti. Onun için şimdiden özür dilerim. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkürler. Biz burada çok hastayı iyi ettik hocam. Peki. Yani buraya... Bizim sesimizi kimse kesemez, onu söyleyeyim. Evet, yok ondan yana şüphem yok da buraya çok hasta, işte kendini iyi hissetmeden gelen birçok konuğumuzu buradan çok zinde bir şekilde gönderdik. İnşallah sizi de bu akşam vakit geçtikçe açılırsınız ve daha iyi, daha zinde bir hareketle, daha zinde bir... durumda sizi buradan yolcu ederiz. Ben programı açmakta yoruldum. Az önce sayarken. Evet. Normalde açılışları bu kadar uzatmayız biliyorsunuz ama hangisine dokunsak bir diğerinden daha önemli bir konu, daha saymadıklarım da var. Yani daha başka şeyler de vardı aslında ama normalde bu kadar açılışta konuşmadığımız cümleler ülkemizin gündemine yetmiyor hocam artık ve hepsi birbirinden de çok önemli. Bu akşam vaktimiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. Tümünü de başta diploma skandalı olmak üzere ama sizi konuşacağız. Kudret Özesay, Halkın Partisi'ni konuşacağız. Konuşulanları size soracağız bu akşam. Hepsini sizin ağzınızdan dinleyip izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Ama önce gerek az önce bahsetmiş olduğum başlıklarla ilgili, gerek sizin kendi gündeminizle ilgili, gerekse ülkede yaşananlarla ilgili bir genel durum değerlendirmesi almak istiyorum sizden. Bu memleket nereye gidiyor hocam? Dibe
vuruşa doğru gidiyor sanki. Yani bir tek iyi tarafı biraz bu. Şöyle ki, bunlar son 1-2 yılın ürünü olan şeyler değil. Onu görmemiz lazım. Ya ben burada çıkıp bir muhalefet partisi başkanı olarak mevcut ve bize göre gayrimeşru olan hükümete saydırabilirim. Ama sadece bu hükümete özgü bir şeyden bahsetmiyoruz. Yıllar içerisinde biriken bir çürümüşlükten bahsediyoruz. Ve üstelik de eğer çıkarda siyaset kirlendi diye bir cümle kurarsam aslında birilerini korumuş olurum ve popülizm yapmış olurum. Doğru değil. Sadece siyaset değil, siyasetle doğrudan organik bağ içerisinde olan bürokrasi, devlet kademeleri de kirlendi. Sadece siyaset değil, siyasetle doğrudan menfaat ilişkisi içerisinde olan toplumun bazı kesimleri de kirlendi. Siyasetle doğrudan ilişki içerisinde olan sendika, sivil toplum örgütlerinin bir kısmının da aslında çürümeyle doğrudan ilişkili olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunu görmemiz lazım toplum olarak. Bir. İkincisi, dediğim gibi son dönemde olan bir şey değil ama tabii ki şu anki gayrimeşru hükümetin kendi içinde de meşruiyetine ilişkin sıkıntılar olması nedeniyle. Yani üç koalisyon ortağının üçünün de parti yönetimlerinin parti tabanından kopuk olması ve meşruiyet sorunu içerisinde olması bir şeyi tetikledi sevgili Mustafa. Nedir o? Ortak olanların veya haberdar olup da bugüne kadar susanların konuşmasına neden oldu. Yani birbirini satışla başladı aynı zamanda bir miktar. Yani, ve bunun da bir süreci hızlandıran bir şey olduğunu düşünürüm açıkçası. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yıllar içerisinde menfaate dayalı siyaset hep kendi kendini besledi, güçlü oldu, ayakta durdu. Ama bugün geldiğimiz noktada menfaate dayalı siyaset ve diğer kesimler birbirlerini ele vermeye de başladılar. Ve ayakta duramayacak bir hale gelmeye başladı. Tamam hocam, da şimdi bu ülkenin menfaati için mi yoksa kendileri zora düştü, madem ben yandım herkes yansın mı? Ben onu görüyorum dışarıdan. İşte benim az önce söylediğim bu ikincisidir. Ama ülkenin menfaati için uğraşanlar da var. Yani şimdi mesela Halkın Partisi'nin ortaya koyduğu çaba ya da polisin ortaya koyduğu çaba, savcılığın yapılan başvurulara verdiği yanıt ve yaklaşımlar toplum menfaatini düşünülerek yapılan şeylerdir. Hayır, satışlardan bahsettiniz. Evet, Az önce ondan bahsettim. Yani satış veya bir kere ikiye ayrılabilir bence. Birincisi, benim istediğim olmadı. Benim istediğim makamı ona verdiler. Ben istediğim payı alamadım. Bak ne kadar para yedi diyerek aslında bir kıskanarak, hayıflanarak bir satış vardır. Bir diğeri de bu kadar zamandır görmesine rağmen buna benzer şeyleri konuşma cesareti gösteremeyen insanlar pek çok şey ortaya dökülmeye başlayınca bir cesaret buldular. Ha, söylenen her şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor bu. Tabii. Bize de çok şey geliyor. Ama onu araştırmadan, emin olmadan bir adım atmıyoruz. Dikkat ederseniz uzun yıllardır bu süreçlerin içerisinde ortaya koyduğumuz neredeyse hiçbir iddia yanlış çıkmadı. Çünkü belli bir belgesini doğrudan doğruya işin içerisine dahil olanları onlar üzerinden aldığımız bilgilerle hareket ediyoruz Halkın Partisi olarak. Yani biz bir şeyi ortaya koyuyorsak bir zemini vardır, boş konuşmuyoruz. Bu konularda zaten geçen sürede bunu gösterdi. Kamuoyu da zaten bunun için yakından takip ediyor diye düşünüyorum açıkçası. En başta sorduğun soruya geri dönecek olursak, evet. Belki de ülke için şu anlamda iyi. Bir taraftan herkesin midesini bulandıran bir durumla karşı karşıyayız. Bir taraftan hepimiz tuz koktu bu memlekette, artık çürümeyen yer kalmadı diyoruz ve bu bir umutsuzluğu tetikliyor, doğrudur. Ama diğer taraftan da bunların ortaya çıkması elzemdi. Geçen gün genel sekreterimiz Turgut Alas bir şey söyledi. Bu çok önemli bir şey. Hep şeyden bahsedilir ya, yeni bir temiz bir sayfa açalım. Evet. Temiz bir sayfa açalım. Sevgili Turgut şunu söyledi. Kirli sayfaları yırtıp atmadıkça temiz sayfa falan açamayacak.
kirli sayfaların da üzerine gidebilmemiz açısından bir imkan doğdu şu anda ülkede. Ve bu birden fazla şeyin birleşimiyle olan bir şey bana kalırsa. Yani burada en önemli görevi yerine getirenlerden bir tanesi sizlersiniz. Yani basın, medya ve aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla iletişim imkanları insanların daha da fazla bu konuda tepkisini göstereceği bir platform oluşturdu. Ve insanları daha yakından takip ediyor. Öyle gizli saklı kalmıyor artık pek çok şey. Bu açıdan önemli. İkincisi birkaç şey birleşti ve belki eskisine göre daha da cesur bir biçimde polis ileriye doğru adım atıyor. Ve şunun da etkisi var. Yani biz Halkın Partisi olarak inisiyatif aldığımız ve şikayetçi olduğumuz konularda sonuçta polise siyasi baskı vesaire yapmaya çalışıyorlarsa eminim polis şunu diyordur. Bildiğim için söylemiyorum. Tahmin ediyorum. Burada bir siyasi partinin başvurusu var. Biz bunu kapatamayız. Yani burada bir şikayet dilekçesi var. Bugüne kadar hep ne oluyordu? Bir takım şeyler söyleniyordu ama orada kalıyordu. Söylendiğiyle kalıyordu. Deyip iki gün sonra unutulur deyip geçiliyordu. Şimdi bir şikayet başvurusu olduğunda polis gidip ifadeyi almak durumunda. Bir zemini varsa suç unsuru görünüyorsa ilerletmek zorunda. Dosyanın kapanması da ancak suç unsuru yoksa mümkün olabiliyor. Yani bu konuların kapanması artık eskisi kadar kolay değil. Bu açıdan da takibini yapıp eğer kamuoyuna bilgi verirseniz sürekli olarak sizler zaten konuların üzerine gidiyorsunuz. Bir taraftan bizler de itiyoruz. Bir taraftan toplumun değişik kesimleri de sahip çıkıyor. Bu şekilde sadece hükümet bağlamında değil ama bu çürümüşlüğün parçası olan ve buna ortak olanlar bağlamında ilk defa bir süreç sadece bir konuyla ilgili değil, paralel pek çok konuyla ilgili olarak birkaç adım ileriye doğru gitti. Tam da bunu soracaktım size. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam siz? Gerçekten Kuzey Kıbrıs'ta bir temiz eller operasyonunun başlayabilecek duruma geldiğine mi inanıyorsunuz? Yoksa bazılarının söylediği gibi bir yerlerden birileri düğmeye bastı. Bu ülkede kaos yaratalım, sağlığında, eğitiminde, turizminde, tarımında. Çünkü yani istesek bu kadar olmaz hocam. Yani narenciyeler hastalanacak, sahte reçetede doktorlar içeri girecek. Üniversitelerde eski bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar içeriye girecek. Ve daha arkasının gelebileceği birçok şey konuşulacak. Hı. Spesifik olarak bir olaydan bahsetmiyorum. Yok anladım. Genelinden ama, bahsediyorum. Ama şunu ayıralım değil mi? Mesela narenciyedeki hastalık veya diğer yaşanan sorunlar. Mesela çam kese böceğini bunun içine koyamayak herhalde. Ya da narenciyi bunun içerisine koyamayak herhalde. Ya da babutsaya tutan hastalığı bunun içine koyamayak herhalde. Yönetim beceriksizliği var orada. Zamanında tedbir alınmadığı için. Ama onun ötesinde başka bir mesele. Yani çok farklı konularda yozlaşma denilen şey belli bir seviyeye geldikten sonra bunun üstünü örtemezsiniz. Yani şöyle düşün. Ben çok basit şöyle tanımlarım bunu. Eskiden bundan 12 sene önce o toparlanıyoruz hareketi döneminde konuştuğumuzda torbanın içinde 3 tane 4 tane çürümüş badedez vardı ve koku yapardı. Ve o dönemde belki daha hızlı hareket edilebilseydi veya toplum olarak tepki göstermiş olsaydık daha erken bir zamanda daha iyi sonuç alabilirdik. Ama o dönemde o kadar rahatsız etmedi pek çok kişiyi. Çünkü çoğu badedezlerin tamamıydı. Şimdi geldiğimiz noktada 5-10 tane sağlam badedez kaldı. Olduğu gibi eridi, sular akar. Torbanın içinde yani. Artık ağzını da bağlasan, odanın öbür köşesine de çeksen kokuyor. Yani bu herkesin gözünün içerisine baka baka yaptıkları bir şeye doğru evrildi. Yani geldiği düzey itibariyle üstü örtülemez bir hale geldiği içindir diye düşünürüm. Birilerinin düğmeye basması meselesi toplum olarak bizim Kıbrıs meselesinde de zaman zaman conspiracy theory dediğimiz yani acaba bunun arkasında bilmem kim var. Bunu zaman zaman biz yaşarız çünkü burada hep önemli değişiklikler birilerinin isteği üzerine olduğu eğilimi bizde var. Böyle bir dedikodu mekanizması da var. Ama gerçek şu ki her bir olayla ilgili şikayetlerin nereden geldiğine falan baktığımızda yani vergi meselesinde de sahte diploma meselesinde de şu gerçeği inkar edebilir miyiz? Bundan 8 ay öncesinde ki daha önce de konuşuluyordu ama 8 ay önce mesela Halkın Partisi'nin net açıklaması var. Söylediğimiz şey şu. Bu ülkede çok sayıda tabelal üniversitesi oldu. Özellikle pandemiden sonra bu üniversiteler
yurt dışından birilerinin memlekete kaçak gelmesi için ya da para kazanmak için rant kapısına dönüştü. Bu tabela üniversitelerinin bir an önce denetlenmesi lazım. Bunun bir sonucudur. Yani mesela bundan 2 sene önce eğer ya da 4 sene önce YÖDAK denetim yapmaya başlamış olsaydı, geçen gün göstermelik o polis tutuklamasını örtbas etmek için göstermelik bir denetim yapıldı ya, fotoğraflar çekildi bir binanın önüne yani falan gidildi. Neydi hocam o ya? Ben onu anlamadım korkunç. Gerçekten. Ama şu yani bu denetimler 4 sene önce ya da pandeminin hemen ertesinde yapılmış olsaydı bu diploma krizi patlak vermeyecekti mesela. Yani bu adım adım birikerek yani bu noktaya geldi. Siz öyle geldi. Bir noktaya geldi ki artık bunun temiz ellerle biri düğmeye bastığıyla ilgisi yok. Artık bu üstü kapatılamaz durumlara şöyle geldiği düşün. İçin yaşanıyor. Bakın diyorsun. Vergiyle ilgili olarak bizim şikayetimiz olurdu. Çünkü dışarıda konuşuluyordu ve bilgiye ulaştığımız anda gittik başvuru yaptık. Mal beyanlarıyla ilgili olarak bir yasaya aykırı davranıldığında bilgiye ulaştığımız anda gittik başvuru yaptık. Polis soruşturması açıldı. Onun haricinde mesela diploma konusunda üniversite sahibi kendisini dolandırdıklarını düşündüğü için evet. Şikayette bulundu ve diploma olayına kadar uzadı ve gitti evet. Ama gerçek şu ki hepimiz biliyoruz. Mausa'daki bir başka üniversitede öğrenci harçlarını alıp cebe attı rektörden bir rektör. Bir başka tabela üniversitesinde benzer bir şey yaşandı. Yani bunlar birbirinden ayrı ama gözümüzün önünde cereyan edenleri de gidip şikayetçi olduk tabii. Düşünsene canlı yayın devam ederken bir televizyon kanalında birisi çıktı ve dedi ki bu ülkenin turizm bakanı ben istediğim bana bankadan kredi versin. İddiadır ha bu. Kredi versin ve bu krediyi verme karşılığında benden rüşvet istedi, para istedi, bu kadar para istedi diye. Biz bunu gittik suç duyurusu yaptık. Soruşturma başlatıldı. İfadelerini aldılar. Bakanın falan da çağırdılar. İzahat istediler kendisinden. Yani bunların üzerine biraz ciddi bir biçimde gidilmeye başlanınca konjektür, o birikmişlik artık daha fazla üzerinin örtülemez olması bir yerde son damla gibi oldu ve taşmaya başladı şimdi. Burada kritik olan soru şu. Toplum olarak biz kamuoyu baskısını kurmamız, canlı tutmamız son derece önemlidir. Aksi halde ülke küçük olduğu için polisinden savcısına, başka siyasisine hep şu olur. Ebe kardeş bu kadar senedir, ben seninle mesela çocukluktan, mahalleden arkadaşlık. Ya Mustafa sen de bizi idare et vesaire dediğinde herkesin birbirinden nazı geçer memlekette. O zaman hukuk devleti olamazsın. Bunu önlemek için kamuoyunu canlı tutmak lazım ki herkes dönüp diğerine desin ki kardeş kusura bakma böyle bir hava var memlekette, ben bundan kaçamam yani. Memnun sana musunuz ondan? Yani kamuoyu desteği dediğiniz evet. Ve kamuoyunun evet. Olayları canlı tutması gerekir dediğiniz evet. Yerde memnun musunuz? Kesinlikle. Hatta bazen ölçü kaçtığı zamanlar olur ve biz doğrudan doğrusuna ilişkin, yasaya ilişkin izahat yapmaya çalışırız. Mesela bir haber çıktı. İşte bu görevden alınmayla ilgili olarak hakkında polis soruşturması olan gerek mukayyetle gerek eski bakanlık müdürüyle ilgili alındılar işte görevden. Müdür evet. Değiller, mukayyet değiller denildi herkes. Tamam bitti bu konu gibi bir yaklaşım. Dedik öyle değil. Makamdan alınmaları başka bir şey. Kamu görevinden geçici olarak uzaklaştırılmaları gerekir. Yasa bunu gerektirir. Hiç kimse üzerinde durmadı ama kamuoyu bu konuda canlı kalınca ve takip edince bugün yanlış yapmaya kalktıklarında tekrar tepki verdik. Yasa maddesini vesaire de koyduk. Yarın sabah zaten bir girişimimiz olacak bu konuda. Kaçamazlar bundan. Yasal değil çünkü yaptıkları. Yani onu soracağım size tamam, ilerleyen dakikalarda. Yani nereden soracağım onu tamam. Söyleyeyim izleyicilerimiz de şimdiden bilsin. Şundan dolayı şimdi siz çok iyi bilirsiniz ki her kişi suçluluğu ispat edilene kadar masumdur. Evet. Masumiyet karinesi. Ha, yazdım buraya masumiyet karinesi. Tamam. Şimdi bu kişiler de henüz suçlu değildir. Nasıl oluyor da sizin dediğiniz gibi yasa bunu emreder, görevden uzaklaştırılsın ve kıza alınsın şeklini size soracağım. Tabii. Ama önce dilerseniz bu diploma skandalını bir konuşalım hocam. Çünkü tabii. Gerçekten bu iş nereye gidecek kimse bilmiyor. Hatta bugün bir yerde dinledim yoksa okudun mu on binlerce demeye başladılar artık. Yani verilen, dağıtılan
İlk biliyorsunuz işte 5-10 kişiyeydi, sonra yüzlerce kişi oldu, binlerce kişiye çıktı. Bugün bir yerde yani abartılı bir durum söz konusu. Sayın Hasküler'in açıklamasında olabilir, yanlışım yoksa eğer. Yani iş başka boyutlara gidiyor, işte çok tehlikeli boyutlara gidiyor filan gibi. Şimdi hocam bir sahte diploma konusu var. Diploma skandalı diyelim. Çünkü sahte diploma dediğimizde başka türlü anlaşılıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi üniversitenin sahibi bunlar beni dolandırıyor mu acaba diye bir denetim yapıyor ve ortaya çıkıyor ki mezun ettiği, ders verdiği kişi sayısı ile topladığı para, yani kişilerden topladığı para sayısı arasında bir fark var. Ve adam diyor ki dolandırılıyoruz buradan ve oradan başlıyor bu iş. O iş de çok başka yerlere gidebilir. Onun sonunu göreceğiz. Ardından isimler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte ilk başta üst düzey bürokratlar, ardından işte işin içerisinde eski bir bakanın, hatta iki bakanlık görevinde bulunmuş bir bakanın mütevelli heyeti başkan yardımcısı olarak bulunduğu, ne üzücüdür ki onun eşinin orada olduğu, daha sonra işte işin YÖDAK'a sıçrayacağı ama YÖDAK'ta hiç öyle bir bağlantı yoktur denildiği günün ertesi günü YÖDAK başkanının tutuklanması gibi, yani acayip şeyler yaşıyoruz ülkede. Bunların her birinin aylarca konuşulması gerekirken biz bunları bir hafta, iki hafta içerisinde yaşadık. O diğer sizin bahsettiğiniz o mal beyanlarıdır, teyzinleridir. Böyle onlar yani sanki geçen asır tarihten bahsedermişiz ama takip ederiz yani. Tabii gayet biliyorum yani ben olayları özetlemeye çalışıyorum. Bu iş sizce nasıl en doğru şekilde çözülür? Birincisi sizden onu öğrenmek istiyorum. Yani uzun sordum, uzun anlatmanızı, yani detaylı anlatmanızı isteyeceğim. İkincisi de benim pek inancım yok ama size de sormak isterim. Sonuna kadar gidilebilir mi bu iş? Sonuna kadar gidilebilir. Ve burada dediğim gibi çeşitli aktörlerin irade ortaya koyması önemlidir. Toplumunda sahip çıkması önemlidir. Evet, sonuna kadar gidilebilir. Türkiye'de yıllar önce 1990'lı yıllarda İSKİ skandalı, ASKİ skandalı vesaire hepsi aynı dönemde yaşandı ve ben o dönemde Ankara'da öğrenciydim. Baş döndürücüydü, mide bulandırıcıydı. Herkes bunu konuşurdu ve herkese bir daha neler falan dedirtirdi. Şimdi öyle bir noktaya doğru gidiyor bizde de. Dolayısıyla bir savrulma tabii ki yaşanacak. Ama sahte diploma diye özetlenen şey birkaç noktada problemidir. Birbirinden ayıralım. Bir, YÖDAK bağlamında ortaya konulan iddia rüşvettir. Yani rüşvet alınarak bazı üniversitelere, bazı fakülteleri açma izni verildi. Bu bir rüşvet iddiasıdır. Basına yansıyan ve polisin de mahkeme önünde söylediği budur. Tıp fakültesinin açılmasıyla ilgili olarak bunun yapıldığı iddiası vardır. İddia. İkincisi, üniversitede ki yani Güzelyurt'taki Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili olarak mesele dolandırıcılıktır. Diploma değil öncelikli olarak. Dolandırıcılıktır. Neden? Çünkü üniversite yöneticilerinin üniversiteye almadıkları hizmet, almadıkları mal karşılığında çifte çifte makbuzlar, faturalar keserek aslında üniversitenin parasını çarçur ettikleri ve cebe indirdikleri yönünde bir iddia vardır. Söylüyorum, evet, iddiadır. Masumiyet karnesi var. Ve bir üçüncüsüdür diploma ile ilgili olan. Ama bu bizi şuraya götürdü. Bir, okula hiç gitmeden, ders almadan, sınava girmeden diploma alanlar olduğu aşikar. Ve üniversite yöneticileri bunu zaten söylüyor. Ayrı bir öğrenci birimi kurmuşlar. Üretmişler bunu. İki, öğrenci belgesi verilmesi yolsuzluğu var. Ve hem o üniversite ile ilgili hem de başka bazı kurumlarla ilgili. Yani verilen öğrenci belgesiyle adeta ülkeye oturma izni belgesi veren kurum gibi çalışmış bu kurumlar. Öğrenci belgesini vermiş, öğrenci olarak ülkeye girmiş ama başka işleri yapmış mesela. Ya kaçak girmiş, ya sınırdan güneye kaçmış, ya kaçak işçi olarak çalışmış. Buna benzer çıkan basına yansıyan var. Bir kurumun yetkilileri tutuklandı geçen gün. Evet. İşte bilmem 10 bin sokmuş, 6 bini kayıpmış vesaire gibi bir durum var. Şimdi yani diploma, öğrenci belgesi, bir de eğitim vermekten sorumlu akademisyenlerin titrileriyle ilgili. Yani profesör mü gerçekten? Bu nasıl? Nereden aldı bunu, bu diplomayı falan gibi bir şey.
Şimdi bunun sadece Güzelyurt'taki üniversiteyle sınırlı olmadığını herhalde tahmin etmek zor değil. Çünkü çok daha uygun fiyatlarla getirdikleri öğrencileri, evet yani tabii bir akademisyen için bunu söylemek üzüntü verici bir şeydir ama getirdikleri öğrencilerin nerede olduğu belli olmayan bir yapı var ortada. Şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi bu açıdan daha güvenli ve daha kaliteli bir eğitimi nasıl verir? Bence ona bakarak bu soruna cevap verebiliriz. Yani biz ne yapıyoruz mesela üniversitede? Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciler geldi. Bu dönemin başı. Kaydı yaptırdı. Derse kaydolanların listesi çıktı. Derse başladık. 1, 2, 3. 4. hafta ara sınavlar geldi. Dekanlık bize sorar. Ara sınavlara gelene kadar geçen dönem içerisinde sınıfa hiç gelmeyen ya da bir defa gördük bir daha gelmeyen attendance katılım listelerine bakın, bize bildirin. Onu üniversite yönetimi polisine istişare eder mesela. Ve takibini yapar. Kendi öğrencisini. Kendi öğrencisi çünkü üniversitenin bu bir. İkincisi aileler bizde. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bir online sistemi var. Derse hangi derse, hangi gün katıldı, hangi gün katılmadı. Biz yüklerik mesela onları. İnternetten görür aileler. Afrika'daki doğru. Aile de görür mesela bunu. Aile de denetler kendi evladını yani. Bir sahtekarlık olmasın diye. Şimdi artı YÖK temsilcileri gelir sömestr bittiğinde. Ve der ki bakalım kaç ders verildi bu dönem? 8. Aradan aha bu dersin bana çıkarın şey yoklama listelerini bakayım. Bir de şöyle hocalarınız var. Ha Kudret Hocankini çıkarın. Yoklamalarına bakayım, sınavlarına bakayım. En iyi kağıt, en kötü kağıt, en yüksek ödev, en düşük ödev ve katılım listeleri. Hepsine random tesadüfi olarak bakarlar mesela. Şimdi buna benzer bir mekanizmayı ta Türkiye'de yok bir ölçüde oluşturdu. Bu da yani çok idealdir falan demiyorum. Gene istismara açıktır. Buna benzer bir mekanizmayı burada kurmak atla deve değildi mesela yurak bağlamında. Ama sizin ve, az önce özetini yaptığınız konularla bunların pek ilgisi yok. Yok şu anlamda var. Nasıl yok? Olur mu öyle hayır, şey? Siz çünkü az önce hayır, dediğiniz diploma ki. Diploma bağlamında söylüyorum. Yani evet daha diplomaya gelmedik. Hayır. Dolandırıcılık falan bağlamında evet, söylemiyorum. Evet bir de o var, rüşvet var. Tamam. Yani iddialar bunlar. Rüşvet, dolandırıcılık ve benzeri konular. Devletin genel anlamda rüşvet kısmı özellikle, kamu görevlilerinin rüşvet alması meselesi, devletin genel çürümüşlüğüne ilişkin suç cezalarını ağırlaştırarak siyasilerin de doğru insanları oraya atamasıyla ilgili düzenleme yaparak mümkün olabilir. Bir de siyasetin kalitesiyle ancak düzeltilebilir. Yani şöyle ki kamu görevlilerinin atanmasında şartları zorlaştırmak mesela, dilediği herhangi bir kişiyi müsteşar olarak dışarıdan vesaire ataması yerine müdürlerin atanmasında örneğin sınavla kamu hizmeti komisyonu üzerinden atamayı devreye koyarsanız bir miktar, bir nitelik kazandırırsınız. Şu anda 90'lı yıllara baktığınızda ve mukayese ettiğinizde ciddi bir nitelik kaybı var. Yani şu anda üst düzey kamu yöneticisi konumunda olanların çok ciddi sorunları var pek çoğunun. O yüzden orada düzenlemeye tabii ki ihtiyaç var ama mesela dışarıda bir üniversitede, bu bir şirkette de olabilir. Üniversite yöneticisinin veya şirket yöneticisinin o kurumu dolandırmasını önlemek çok kolay bir şey değil. Onun ahlakıyla da ilgili olan bir şey. Ama cezaların ağır olması gerekir. Bir de kurumların kendi kendini de denetlemesi gerekir. Şimdi mesela YÖDAK'ın o kurumu mali açıdan dolandırıp dolandırmadıklarını denetleme şansı yoktur bence. O gerçekçi bir şey değil. Türkiye'de de bu yoktur. Ama sahte diploma konusunda bu söylediklerimin çok ciddi anlamı vardır. Çünkü yani hepsinin ayrı ayrı çok ciddi boyutta suçlar olduğu konusunda herkes hemfikir. Evet. Yani dolandırıcılık olsun, rüşvet olsun, evet. Sahtekarlık olsun. Bunlar yani bizim laflarımız değil hocam. Açılan davaların polisin. İçerisinde polisin ifadelerinde evet. Yer alan laflardır yani bunlar. Bizim kendi kullandığımız laflar değil, oradan alıp söylediğimiz laflardır. Ve tabii sahte diploma dediğimiz diploma skandalıyla ilgili. Şimdi bir işin bu boyutu var. Evet. Yani o kadar geniş bir suç ağı diyelim birbiriyle ilgili, ilişkili. Bir de hocam işin içinde olan kişiler var. Yani evet. Şimdi Ahmet olur, Mehmet olur falan filan tabii ki o da suç ve onu konuşursun yani dersin ki bak bu üniversitede veya bu kurumda neyse bunlar olmuş. İşte bunlar da bu işi yapmış. Şimdi bir o olay var bir de işin içine karışmış olduğu iddia edilen
insanlar var. Ki az önce söylediğim yani evet. Eski bakan, tabii, tabii. Eski başbakan yardımcısı, vekillerle ilgili tabii. İddialar var. Şimdi bu olayların içerisinde az önce siz de değindiniz. Yani polise veriyoruz, şikayet ediyoruz, takibini yapıyoruz. İşte aniden gece bir vakit bir sosyal medya paylaşımı. Zannetmeyin ki unuttuk iki hafta evvel olanları. Evet, evet. Bugün bunlar oldu ama dün olanı unuttuk zannetmeyin. Evet. Yarın sabah sabah gene polisteyik. Evet. Gidip biz bunu araştıracağız. İşte bilmem hukuken de bir yasaya dayandırıp şu 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 yasal hakkımızla yarın gidip bunları yapacağız gibi bir profil çiziyorsunuz siz de bütün bu olayların içerisinde. Şimdi ben sizi yani bırakın çok eski az önce dediğiniz gibi çocukluktan tanışmayı toparlanıyor zamanında da 13 yıl oldu yanlışım yoksa 12-13 yıl oldu. Ortaya çıkış amacınız buydu zaten. Doğru. Partinin temiz toplum temelinde de bu. Temiz siyaset ki ve o siyasi partiye de yansıdı. Tabii sizin siyasi geçmişinizle ilgili up and down'lar yani yükselişler, düşüşler oldu o süreçler içerisinde sizin şahsınızla ilgili de bazı gelişmeler yaşandı ama şu anda herkes Kudret Özesay'a bakıyor. Hı-hı. Yani işte ne yapacak, ne diyecek, ne yazacak? Bununla ilgili bakalım yarın ne edecek? Çünkü herhangi bir vatandaşın bunu yapması önemli. Ben onu da çok önemsiyorum. Sıradan vatandaşımızın yapması bunu önemli. Ama bir parti başkanının hükümetlerde bulunmuş, bakanlık yapmış, aynı zamanda da hukukçu bir kişinin bunu yapmasını daha da fazla önemsiyorum doğal olarak. Şimdi birincisi... Siz neden bu işlerin üzerine bu kadar çok gidiyorsunuz? Bu soruyu sormamın sebebi şu, altını da doldurayım. Kudret Özesay bunu siyasi geleceği için yapıyor şeklinde söylemler var. İkincisi de birçok yere dokunuyorsunuz. Yani hükümet mensuplarına, geçmişte hükümet olanlara, bazı şirketlere, bazı şahıslara doğrudur. İsmen şu anda mesela o unutuldu ben birazdan konuşacağım ama hükümetin ortağı olan bir genel başkan ile Sayın Erhan Arıklı ile ciddi bir konu hatta iki konu üzerinde bir teyizli bir mal beyanı üzerinde bir de şey vergi mesela. Bir de vergi konusu çıktı ondan sonra atışmalarınız tartışmalarınız var. Bunların dokunulmazlık kısmıyla ilgili de yaratmış olduğumuz yeni bir boyutu var. Hı hı. Bütün bunları bir özetlemenizi isteyeceğim sizden. Yani önce bu iş sahte reçeteyle başladı. Ardından ondan sonra bunlar çıktı ve bu işlerin ortasında, merkezinde de hep sizin isminiz yer aldı. Yer alıyor hala daha. Evet. Şunu söyleyeyim. Bir kere siyasi gelecek vesaire hakikaten derdim değil yani. Çünkü eğer bunu bu konuların üzerine gitme konusunda veya temiz siyaseti 6 ay önce söyleyen birisi olmuş olsaydım, senin de az önce söylediğin gibi belki bu iddianın bir zemini olurdu. Ama siyasete giriş noktam budur benim. Yani benim siyasete girişim attığım bir sosyal medyadaki tweetle başlar. bu vekiller beni temsil etmiyor diye. Yani neden? İşte o kavgalar, itişmeler, kakışmalar meclisinin içerisinde o dönemki rezillikler vesaire. Dolayısıyla en baştan itibaren hem bir sivil toplum örgütünde, Toparlanıyoruz Hareketi'nde temiz toplum, temiz siyaseti savundum. Ölümüne savunduk yani bunu. Hem de Halkın Partisi kurulurken bu felsefe üzerine kuruldu ama gerçekleri görerek. Yani toplumda da çürüme var, siyasette de çürüme var, sivil toplumda da çürüme var. Dolayısıyla temiz siyaset bu ülkenin tek çıkış yoludur diyerek ortaya çıktı Halkın Partisi. Peki hükümete geldiğinde buna ilişkin bir şey yapmadı mı ki şimdi yapıyor da işte kendini düşünüyor falan denilsin. Hayır, hükümete geldiğinde de bu parti buna ilişkin bir şeyler yapmaya çalıştı ama o zaman yapmaya çalıştığımızın önemi zannedersem pek anlaşılmadı. Hatırlarsan hafta sonu bu programa davet için beni aradığında sana telefonda şunu söyledim. Belki de o dönemde hükümetteyken ilk bu işlerin üzerine gitmeye başladığımızda biraz daha kamuoyu sahip çıkmış olsaydı bu süreç o tarihte başlayacaktı. Ama hangi hükümet döneminden bahsediyorsun? Dörtlüden mi? Hayır. İlk başta. Yani şimdi anlatacağım. Yani. Okay. Kastım şudur. Bankadaki parasının hesabını, izahatını veremeyen bir eski başbakanın dokunulmazlığın kaldırılması sürecinde
Bu parti canını yedi. Yani polis, savcılık, kamuoyu oluşturma vesaire ve günün sonunda da bizim hükümette olduğumuz dönemde bir eski başbakanın dokunulmazlığı kaldırıldı. Bir milletvekilinin, koalisyon ortağımızın vekilinin dokunulmazlığı da gene biz hükümette olduğumuz dönemde kaldırıldı. Ve bu konuları mahkeme aşamasına kadar getirdik. Ama ne kadar destek bulduk kamuoyundan? Daha ziyade şöyle bir yarım ağızdan, tek sorunumuz bunlar mı yahu, o kadar sorunumuz var diyerek bir burun kıvırmayla karşı karşıya kaldık yani. Gene aynı dönemde hükümette olduğumuzda, mesela UVP ile Halkın Partisi'nin koalisyonda olduğu dönemde mesela eski eserleri bize bağlı olduğunda böyle fotokopi biletçik bastılar Mustafa. O biletçiyi gelen turistlere verdi, euroya aldılar, attılar cebe ve devleti dolandırdılar. Polise verdik, kamudan attırdık birkaç kişiyi, hapse giren de oldu mesela. Bunun somut örneği var. Veya belli bazı kurum, mesela dörtlü koalisyonda olduğumuz dönemde, gene ortakken koalisyonda, elektrik kurumunda kendi şoförüne yasa dışı bir biçimde ek mesai yazdırıp ödeme yaptıran kişiye ceza verdirdik, geri ödettirdik, maaşından kestirdik, geri ödettirdik vesaire gibi. Bu konuların üzerine o dönemde de gittik. Dolayısıyla kendi içinde tutarlı bir duruşumuz var parti olarak. Kuruluşumuzda da, hükümette olduğumuzda da ama ve şimdi de, muhalefetteyken de. Hükümetteyken daha fazlasını yapabilmeli miydik? Evet. Yeterince yapabildik mi? Hayır. Burada bizim de sorumluluğumuz var mı? Evet. Ama burada o dönemde kamuoyunda da yeterince sahip çıkılmıyor olmasının da bir etkisi vardı. Bunu söylemek isterim özellikle. Şunu sormak isterim evet. Size. Ama diğer ikinci soruna geleceğim. Tabii. Hayır, onları zaten konuşacağız. Evet. Sizi bu akşam esas çağırma nedenimiz o. Hem başka bir iki soru daha var böyle. Peki. Kolumun altında saklı olan hem onlar. Yeteri kadar kamu desteği bulamamaktan biraz sitemkar konuşuyorsunuz o dönemle ilgili. O dönemde evet. Bir de şunu sormak istiyorum size. O mu hocam sadece, yoksa açık konuşalım. Sonuçta bir siyasi partisiniz. Evet. Oya da yansımaması sizi biraz geri itti mi? Yok, hükümetteyken bunun hesabını yapabilecek durumda değildik. Sonradan girdiğimiz seçimde böyle bir şey gördük ve bundan vazgeçtik desen kabul edebilirim bunu. Hayır, soruyorum size. Yok, hükümette olduğumuz dönemde zaten bunu ölçebilecek durumda değildik biz. O 3 yıllık dönemde yolsuzluk nedeniyle ya da kamu kaynağının boşa harcanması veya partizanlık nedeniyle hükümet bozduk ya. Yediğimiz dayağın haddi hesabı yok, biliyorsun bundan dolayı. Yani bir bakan evladına devlet arazisini bu şekilde verememeli. Biz bunu kabul etmek ya, kendi hükümetimiz dönemde dedik ve hükümet bozduk biz bunun için. Öyle bir inançla aslında devam ettirdik bu temiz siyaset meselesini. Çok da ciddi bedeli oldu bize. Sen çok iyi bilin dışarıda, kamuoyunda. Şimdi daha farklı bir atmosfer var. Gerçek bu. Var mı? Sen kendin söyledin programın açılışında, onun için söylüyorum. Herkes dönüp bakıyor diyorsun ya. Hayır, ben oy kısmındayım. Oy kısmında ben, değilim ben. Yani ben onu soruyorum. Sen bir basın mensubu olarak oy kısmındasın ama ben bir siyasi parti başkanı olarak değilim. O değil hocam. Sorunun tamam. Cevabını istiyorum ben. Sorunun yani cevabını bu yaptıklarınızın herkes hayır. Destek veriyor. Tamam. Evet. Peki. Sizin gördüğünüzden de bence daha büyük bir destek var. Bundan sonrasıyla ilgili olarak soruyorsan düşüncemi söyleyeyim sana. Lütfen. Bugüne kadar olan kısmını sordun, onu söylüyorum. Yani hükümetteyken oy hesabı yaparak geri durmadık bunları savunmaktan. Muhalefette olduğumuz dönemde de zaten bunun bir buçuk senesi Covid dönemidir. Yani kimse bu konuları da konuşmadı. Herkes canını kurtarmaya çalıştı. 30 saniye verebilirsiniz bana lütfen. Tam anlatmak istiyorum, söylemek istediğimi. Birincisi... Ben anladım ama soru cevaplayabilir miyim? Lütfen. Birincisi, ben size ilk soruyu sorduğumda temiz toplum, temiz siyaseti. Evet. Siz dediniz ki biz zaten yola böyle çıktık. Doğru. Görevdeyken de, hükümetteyken de... Yapmaya çalıştık. Bir oranda yapabildik. Eski başbakanla ilgili olsun, ortağımızın milletvekiliyle ilgili olsun, yapabildiğimizi yaptık. Ben birincisi onu soruyorum. Ondan sonra bir seçime girdiniz evet. Ve bunun sandığa yansımasıyla ilgili bir soru sordum. Bu bir. İkincisi de şimdiyi soruyorum. Şimdi gerçekten bir kamuoyu desteği var ki sordum, memnunsunuz evet. Az önce. Ve olay bu sefer çok daha büyük. Geçen seferki gibi bir kişi iki kişi değil evet. Yani. Çok ciddi bir yerden bahsediyoruz.
Sizin bunları o için yaptığınızı söylemiyorum. Anladım. Sadece soruyorum yani, tamam. Bu sizin gözünüzde sandığa da yansır mı? Tamam. Bu sorularım buydu. Tamam. Birinci kısmıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Girdiğimiz ikinci seçimde aldığımız sonucun bu konuların üzerine gittiğimiz için olduğunu düşünmüyorum. Başka sebeplerden dolayı sandıkta olumsuz sonuçlar aldığımızı düşünürüm ikinci girdiğimiz seçimde. Özellikle ülkede genel anlayış, birkaç noktaya değineyim mesela, neden böyle bir sonuç. Genel anlayış ülkede, bir de var hükümete, hani söyler ya şimdi bazı görevde olma, kapağı attın mı? Biz öyle bakmadık ki hükümette olmaya. Oradan kalkmayacaksın. Ben sana destek verdim, sen hükümette kalacaksın. Sen hükümette kalmazsan, nasıl ya öyle parti mi olur? İlla ki hükümette kalmaya çalışacaksın. Zihniyeti hakimdir bizde. Biz iki defa hükümetten çekildik. Bir kere bu insanlar nezdinde genel anlamda çok olumlu karşılanmadı. İkincisi, ilk girdiğimiz seçimde koyduğumuz hedefler hep tek başına iktidara gelecek ayarındaki hedeflerdi. Çıtayı yüksek tuttuk. Ondan sonra da koalisyon ortağı olduğumuzda yapamadığımız her şey hanemize olumsuz olarak yazıldı. O beklentinin altında kaldık. Yani böyle bir tarafı vardı. Başka bazı sebepler de vardı. Yani mesela dörtlünün bozulmasında bizim kendimize göre haklı bir sebebimiz vardı ama o bozulmadan rahatsız olan 3 tane parti vardı. Onların tabanları vardı ve onların PR mekanizmaları vardı. Biz onun altında kaldık. O kadar yetenekli değildik. Kakalında kendimizi bile anlatamadık biz dörtlü koalisyon bozulduğunda. Bunun müsebbibi olan kişi basın toplantısı düzenledi. Biz onu bile yapmadık mesela. Anlatabiliyor muyum? O yüzden başlangıçta sandığa yansıması olumsuz oldu diye düşünmem. Şu an için, bundan sonrasına, işte sandığa yansır mı? Vallahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Sandığa varsın, yansımasın. Yansır mı, yansımaz mı? Bence bunu kimse ölçemez şimdiden. Varsın sandığa, yansımasın ama sonuç alalım. Peki. Yani çünkü toplumun buna ihtiyacı var. Aksi halde benim gördüğüm her yaş grubundan insan açısından ne memlekete inancı kaldı insanların bu sebeple, ne devlete inancı kalacak eğer öyle bir eşiğe gelirsek, ne kendilerine, ne partilerine, ne siyasete, hiçbir şeye inançları kalmayacak memlekete ilişkin ve kimse burada yaşamak istemeyecek artık. O yüzden varsın başarılı olalım, bir sonuç çıksın ortaya, bir kapı aralayalım da biz bir tane daha fazla oy almayalım, önemli değil yani bu. Çünkü varoluş sebebi bu partinin bu konularsa, bu konularla ilgili olarak bir mücadele vermek de bu partinin tarihi sorumluluğudur diye düşünüyorum. Peki. O zaman kaldığımız yere dönelim. Olumlu ve artı bir tarafı şu anlamda vardır. Daha önce bir zemin kaybı yaşadı parti. Yani bunu inkar edecek durumumuz yok. Sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Fakat vatandaşın şu anda ilgisi ve güveni vardır. Bunu görebiliyoruz. Bu oya dönüşür dönüşmez, vallahi onun derdinde değilim yani açıkçası. Peki, o zaman kaldığımız yere geri dönelim, tamam. Hocam. Yapmış olduğumuz şikayetler, dokunulmazlığı sordum. Milletvekilliğiyle ilgili iddialar ve ısrarla dokunulmazlık konusu üzerinde durmanız. Sebebi şu, bir kere dokunulmazlıkta nihayetinde meclise gelmesi durumunda bir oylama yapılacak. Ve eğer hükümet UHP, DP, YDP istemezse dokunulmazlığı kaldırmayacak. Şimdi burada net bir şey var. Her şeyin açık, sarih bir biçimde görülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Adım adım. Yani stratejimizin bir kısmını söyleyeceğim ama tamamını söylemek istemem. O da şu. Bir kere polis bir soruşturma yapar milletvekiliyle ilgili. Birkaç tane milletvekiliyle ilgili. Demokrat Parti milletvekilleriyle ilgili var. UHP milletvekilleriyle ilgili var. YDP milletvekilleriyle ilgili var. Hepsiyle değil, bazılarıyla ilgili olarak diyorum. Ben isimler üzerinden konuşmayı tercih etmem. Bir milletvekiliyle ilgili polis araştırmasını, soruşturmasını yapar. Şahadet alır, ifadeleri alır ilgili kişilerden. Mesele milletvekiline geldiğinde kendisine izahat ister. Milletvekili diyebilir ki ben herhangi bir şey söylemeyeceğim. Veya ben ifade veririm deyip dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayabilir. Örnek vereyim ben sana. Buyurun. Ben bakan olduğum dönemde milletvekiliydim aynı zamanda. Dokunulmazlığım vardı. Bu ülkede bir adli soruşturma meselesi gündeme geldi.
bir jet uçağının memleketimize gelmesi meselesine ilgili hatırlarsan, ben Dışişleri Bakanıydım. VIP salonu ve oradan geçiş bana bağlıydı. Protokol dairesine bağlıydı. Polis bu konuda soruşturma yaparken telefonla sordular. Sayın Bakan'ın bir izahat, ifade almak isterim. Gelsinler dedim. Geldiler. Hem benden hem Ulaştırma Bakanımız Tolga Atakan'dan ikimizden de ifade aldılar. Biz ifade verdik. Dokunulmazlığımızın arkasına saklanmadık. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. O hakkınız var mıydı? Vardı, evet. Yani vermem. Vermem, ben ifade vermek istemiyorum diyebiliriz. İzahat da vermek istemiyorum. Polis de o zaman şunu yapar. Ama burada bir parantez açalım, söyleyelim. UBP milletvekiliyle ilgili sahte diploma iddiası bağlamında kendisine izahat istendi. Henüz polise bu izahatı vermedi. Büyük ihtimalle de vermeyecek. Ama vermesin. Ne olur o zaman? Ne yapar polis? Polis o zaman dosyaya yazar. İlgili bir diğer kişi milletvekiliydi. Kendisine soruldu. İzahat vermeyeceğini, gelmeyeceğini söyledi der. Kapatır dosyayı. Ondan sonra yeterli bulgusu varsa, suç unsuru olduğuna inanıyorsa savcılığa gönderir. Savcılık alır bakar. Her zaman aynı görüşte değildir savcılık polisle. Ama şehadet varsa, belge falan da varsa genelde savcılık bakar, suç unsuru görürse o zaman eksik ifade görürse derse, diyebilir ki polise bu ifadeleri de alayım, bu birkaç kişinin de öyle getireyim bana. Baktığında savcılık suç unsuru görürse meclise bir yazı yazar ve der ki ilgili madde çerçevesinde meclis değerlendirdiğinin dokunulmazlığın kaldırılmasını ki biz de ilerleyebilelim. Meclis eğer reddederse o dosya kapanmaz. Orada kalır. Milletvekilliği sona erdiğinde o dosya ilerlemeye başlar. Mahkeme aşamasına kadar gider. Eğer meclise geldiğinde ne olur? Savcılık yazdığında meclise, mecliste komite oluşturulur. Meclis başkanlığı bir komite oluşturur. Otururlar, bunu görüşürler. Ondan sonra genel kurula gönderirler. Genel kurulda oylaması yapılır. Ve olumlu çıkarsa dokunulmazlık kaldırılır. Biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Polisimiz eğer gerekli ifadeleri aldıktan sonra, belgeleri topladıktan sonra bunu savcılığa gönderiyorsa ve bu dosyayı kapatmıyorsa burada ciddi bir şey var demektir. Suç unsuru gördü demektir. Zaten onu gördüğü için savcılığa gönderir. Savcılık meclise gönderiyorsa savcılık da suç unsuru gördü demektir. O zaman meclise geldiğinde meclisteki milletvekilleri şunu net bir biçimde kararlaştırmak zorundadırlar. Savcılığın da polisin de suç unsuru gördüğü bir konuda bence suçlu değil diyerek red mi diyecekler yani? Yani tabii bu şöyle bir şey var. Anlıyorum yani, o biraz zor olur bugünkü işte, günde. Tam da biz bunu önemsediğimiz için çağrı yapıyoruz bugünden. Diyoruz ki şimdi siz bir polis memuru olsanız da bilseniz ki ne yaparsanız yapın, dosyaya ne kadar iyi hazırlarsanız hazırlayın. Baştan belli ettiler ki kendi vekilciklerine sahip çıkacaklar ve dokunulmazlığını kaldırmayacaklar. Şevkiniz kalır mı? Öyle bir durum yok. Şu anda öyle bir durum yok belli ki. Senin de duydukların var, bizim de. Ha, gördüklerimiz var. Evet, ve biz de bunu tabii ki yükseltip kamuoyunu canlı tutmaya çalışıyoruz bu konuda. Çünkü iddiamız şudur. Bir, polisin ve savcılığın işini kolaylaştırmak için kalkın bugünden deyin ki yahu gelirse, ki CTP bunu meclis kürsüsünden söyledi. Gelirse benim milletvekilimle ilgili olsa bile, benimle ilgili olsa bile ben inanırım zaten masum olduğuma, dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım. Beyan edeyim bugünden ki bu süreç, polis savcılığı süreci de rahatlıkla ilerleyebilsin. Ama bir diğer nokta, altını çizdiğimiz şudur. Eğer diyemiyorsanız ben dokunulmazlığının kaldırılmasına evet diyeceğim. Ve eğer geldiğinde polise ve savcılığa rağmen o dokunulmazlığı kaldırmazsanız siz de o suça ortaksınız. İddiamız budur. Peki hocam, şimdi biraz isimlerden konuşmamız gerekiyor. Peki. En önemli, öne çıkan 3-4 isim diyelim. Biri Sayın Kemal Dürüst, eski bakan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi mütevelli heyeti başkan yardımcısı. Evet. Diğeri Turgay Avcı, eski başbakan yardımcısı ve YÖDAK başkanı. Diğeri milletvekili olarak sürekli dile getirdiğiniz Ulusal Birlik Partisi milletvekili Emrah Yeşilırmak
ve altında işte diğer YÖDAK üyesi olan Mehmet Hasgüler, işte Sayın Kemal Dürüst'ün eşi ve üst düzey bürokrat Çelebi Ilık gibi birçok isimler var. Şimdi bu isimlerle ilgili biraz konuşmamız lazım. Birincisi, mesela birbirlerini satmaya başladılar dediniz. Ve kritik eşik budur dedim. Yani o andan itibaren. Yani hakikaten... siz de bu ülkede yaşarsınız, evet. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Bütün bunların çorap söküğü gibi arkasının gelmesinin sebebinin Kemal Dürüst'ün vermiş olduğu ifadeler olduğundan bahsediliyor. Bu yönde tahminler var. Birincisi bu. İkincisi, sizin az önce söylemiş olduğunuz polis ifadeye çağırdı. Ama milletvekili gidip ifade vermedi konusu var. Ben bakıyorum Facebook'a, milletvekili diyor ki Emrah Bey, ben dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacak biri değilim. Evet. Giderim, ifademi veririm. Hiçbir şeyden de çekinmem bu diyor. Bu 10 gün önceydi. Evet. 10 gün geçti, daha gitmedi. Üçüncüsü Turgay Avcı. Turgay Avcı'yla ben konuştum. Kıbrıs Türk medyasında galiba bir ben, bir Cenk konuştu. Başka da konuşan biri olduğunu sanmıyorum o gün. Ve o gün ben Turgay Bey'i aradım. Ve Turgay Bey bana aynen dedi ki, Mustafa Bey ne tutuklanması? Bu bize karşı yapılmış bir komplodur. Polisimizi biz çağırdık. Şimdi de polisimizle birlikte işte o adı sonradan çıkan Cyprus Massachusetts so-called üniversitenin denetimindeyiz. Bunlar bizi karalamaya yönelik hareketlerdir dedi. Yarım saat sonra bir de fotoğraf patlattı arkasına. Hep beraber dizili. Denetlediler falan. YÖDAK denetimde diye. Evet. Ertesi gün elden ayaktan tutukladılar adamları. Şimdi bunlar ne, yani nasıl olabilir hocam yani bunlar? Siz diyorsunuz ki polis ifadeye çağırdı vekili. Vekil diyor ki ben dokunulmazlığımın arkasına saklanacak biri değilim, gidip ifade vereceğim. Vermiyor. Vermiyor. YÖDAK başkanı tutuklandı diye iddia çıkıyor. Gazeteci, ben yani birebir ben olduğum için biliyorum bunu. Arıyorum kendisini, diyorum ki Turgay Bey tutuklanmışsınız diye iddialar var, ne dersiniz? Turgay Bey diyecek ki bunlar komplodur, bizi yıpratmaya yönelik hareketlerdir, biz şu anda polisimizle birlikte denetimdeyiz diyecek. 24 saat geçmeden gerçekten tutuklanacak bu sefer. Bunlarla ilgili değerlendirmenizi almak isterim. Yani bu iki kişi, özellikle Kemal Dürüst ve Turgay Avcı, bunlar dokunulmazlığı da olmayan kişiler. Tamam. Şimdi bu şahıslarla ilgili söylemiyorum. Tabii masumiyet karnesi var dediğin gibi. Günün sonunda mahkeme karar verecek kimin suçlu olup olmadığına. Onu koydum bir kenara. Ama şunu söyleyeyim. Bu memlekette yalan normalleşti. Bu memlekette ilginç bir biçimde rüşvet normalleşti. Bu memlekette dolandırıcılık normalleşti. Hak edilmemiş pozisyonları tutmak normalleşti. Hak edilmemiş sıfatları tutmak normalleşti. Sıkıntı buradadır. Dolayısıyla sen şaşırıyorsun. Ben şaşırıyorum. Nasıl ya diyorum. Yani gerçekler ortada, öğrendik ve açıkladık. Buna rağmen hangi yüzden bunu söyler dediğimiz insanlar şaşırmamız aslında, eminim onlar da bize bakarak şaşırıyorlardı. Niçin şaşırıyorlar diye düşünüyorlardır. Çünkü yalanda, sahtekarlıkta, sahte belgede, sahte diplomada hak edilmemiş makamlar da normalleştirildi. Bu ülkede kanıksandı. Sıkıntı buradadır zaten. Ya hocam bunu anlıyorum. Evet. Gerçekten anlıyorum sizin söylediğinizi. Aynı fikirde değilim. Yani yok ki sizinden. Tabii. Kanıksanmasıyla aynı fikirde değilim. Ama o değil benim buradaki derdim. Ya hocam çıkıyor vekil, diyor ki Emrah Bey size de bir güzel bindiriyor. Arkasından da diyor ki dokunulmazlığıma... Muhatabım değil. Onun için ben ismi üzerine konuşmuyorum. Tamam. Ama açıklaması var. Sonuçta bizim meclisimizin bir vekili. Ve diyor ki ben dokunulmazlığın arkasına sığınacak birisi değilim. Gidip ifademi vereceğim diyor. Siz diyorsunuz ki, ya burada canlı yayında söylediniz. Gene polis öyle. Kendisini ifadeye çağırdı diyorsunuz. Ha. Ve gitmiyor vekil. Evet. Gene git. O lafı ettikten 10 gün geçmesine rağmen gene gidilmiyor. Yani dolayısıyla polis çağırdı diyorsunuz ama, siz. Ama şunu söyledim. Bu olmasa bile bunun önünü alamaz ilgili milletvekili. Bunu geciktiremez de. Çünkü polis dosyasını tamamlayacak. Sonunda da ekleyecek. İfade vermeye gelmedi diye. Yollayacak savcılığa. Yani olacak olan bu. Peki diğeri Turgay Bey konusu. Vallahi ha bugün tutuklanıyor, ha yarın tutuklanıyor. Evet. Turgay Bey'i de alıyorlar içeriye. İşte işliyor da kasıçladı filan derken Turgay, evet, Bey diyor ki öyle bir şey yok.
bunlar tuzak, komplo, siyasi itibarımı yerinden bir etmek isterler. Evet. Ertesi gün yaşananları görüyorsunuz. Ne acı şeyler yaşanıyor yani. Evet. Evet. Yani ben onunla ilgili bir yorum yapamam tabii. Neye dayalı olarak onu söylediği bilmiyorum. Ama ben şunu net bir biçimde polisin araştırmasını ve sonuçlandırmasını bekliyorum. Belli bazı üniversitelere bazı izinlerin verilmesi karşılığında iddia edildiği gibi bir rüşvet alındı mı alınmadı mı? Bir para alındı mı alınmadı mı? Bir menfaat elde edildi mi edilmedi mi? Mahkemelerdeki çünkü ifadeler bir, var. Tamam, hepsini bir kenara koyduğunuzda şeyi de yadırgadığımı ve asla kabul edilebilir bulmadığımı da söylemek isterim. Hani beni yadırgadığını buradaki televizyon programında söylediği için söylüyorum. Turgay Bey'in düğün davetiyesi, düğün bastıcı konusunu hediye olarak kendisine eski bakanın vermek istediğini, onun da bunu kabul ettiğini falan meselesini normalleştirerek anlatmasını da asla kabul etmiyorum. Niçin? Çünkü siz o kurumu denetlemeden sorumlu olan bir kurumun başındasınız. Televizyonda söylemedi oğlum. Tamam. Valla telefonda söyledi. Tamam. Ama yani gerçek değil mi? Yani evet evet. Çünkü televizyonda söyledi, başka bir şey değil. Benimle ilgili olarak diyorum, onu söyledim ben. Hani eski bakanı yapmış birisi olarak yadırgadım falan bir şey demişti ya. Beni aramasını için beklerdim dedi. Ha mesela. Onu hatırlatıyorum. Ve altını çizerek söylüyorum. Normal bir şey değildir. Siz bir kurumun başındaysanız öbür kurumu denetleyecek olan, öbür kurumun başındaki kişi sizin evladınızın düğün bastişlerini alamaz yani. Yoktur böyle bir şey. Siz bu ilişkiye girmek yanlıştı. Vatandaş da bunu görüyor. Ama bunu bile normalleştirmeye çalışan açıklamalar doğal bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Yok be arkadaş, sesimizi çıkaralım artık. Tamam değil be kardeş sen. Nedir yaptığın senin? Bu üniversiteleri denetlemeden sormuşsun. Sen buna bu tür bir ilişki kurmayacaksın. Eski bakan arkadaşım yok be kardeş, yapmayacaksın. Tamam değil yani. Bunu söyleyecek. Hocam bunu söylemek bir o var. Tartışılan çünkü kısmı bir başlar, o var. Bastijle başlar. Başka bir şeyle devam eder. Bu, enteresan olan daha büyük bir şey var. Parayı da eski bakan arkadaşı ödemedi. Tabii o da şimdi parayı bakan var. Eski arkadaşı ödese diyeceksin ki severdi kendini, daha ödedi kendine. Yani anlatabildim, parayı da o ödemedi. İki soru daha araya gitmemiz lazım her zamanki gibi. Gene süreyi uzadı. Açtık. Peki. Birincisi Emrah Yeşilırmak ve Hasret Balcı ile ilgili. Bunlar zaten HEP'liydi deniliyor. Evet. Size yönelik iddialar var burada. İkincisi de bu bölümle ilgili son soru da bu olsun. Aynı fikirde olduğum için değil. Peki. Ama konuşulduğu için sormak zorundayım. Peki. Özersay bunları yaparak hem sektöre hem ülkeye zarar veriyor deniliyor. Bu ikisiyle ilgili peki yanıtlarınız. Emrah Yeşilırmak geçmişte Halkın Partisi'nin üyesiydi. Yönetim kurulunda da yer almıştı. İlçe yönetiminde zannedersem. Ama böyle bir şeyi bizim partide olduğu dönemde yapmadı. Şu anda Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilidir ve milletvekili olduğu dönemde yaptığı bir şeyden bahsediyoruz. Başka bir şey söyleme gerek herhalde. Hasret Hanım'la ilgili de şunu söyleyeyim. Biz devletin verdiği belgeleri esas aldık. Partilimiz olmadı hiçbir zaman. Üyemiz de olmadı partinin. Partiden aday çıkmak için başvuru yaptı. Aldık, baktık, belgelerine de baktık. Eğitim Bakanlığı'nın verdiği YÖDAK'ın onayladığı her neyse belgeleri esas alarak evet aday çıkardık. Partimizin de üyesi olmadı. Ancak eğer biz aday çıkardığımız dönemde böyle bir şey ortaya çıkmış olsaydı ve biz deseydik ki korumaya çalışsaydık, içeride tutsaydık, kol kırılır yen içinde kalır demiş olsaydık anlardım bu söyleneni. Ya da aday çıktıktan sonra gelip partiye üye olsaydı ve bu olaylar ortaya çıkmasına rağmen partide barındırsaydık anlardım bu söylenenleri. Bizim tavrımız, bizim partimizin içerisinde de geçmişte yanlış insanlar oldu ama kapıyı gösterdik. Güçülecek partiye idare edin onu da bilmem ne falan demedik yani. Onun için bu konudaki tavrımız nettir. Diğeri bunu yaparak hem sektöre hem ülkeye şimdi zarar veriyor kısmı. Şimdi en vahimi bu. Bu çok akılsızca bir tespittir. Biraz aklı olan insan bunu asla kabul etmez. Neden? Sen bu işlere dokunmazsan, bu işlerin üzerine gitmezsen sen o badayaz torbasındaki son kalan 3-5 badayaz da çürür ve erir ve atan hepsini olduğu gibi gider. Yarın öbür gün
bu diploma skandalı bugün şimdi bir üniversiteyle ilgili olarak ortaya çıktı. Hali daha geciktiklerini düşünüyoruz biz. Müdahale edip lisansını belki askıya alıp hemen normal okula gidip eğitime başlayan, eğitimini sürdüren öğrencileri ayırıp onları hemen yatay geçişle başka üniversitelere alıp diğerleriyle ilgili de işlem yapıp belki de kapatabileceksin. Hala daha o şansımız var. Eğer sen müdahale etmesi hiçbir şey yapmazsan bir sene sonra 5 tane birden böyle üniversite patlayacak. Yani ne yapacaksın? Üstünü mü örtseydik yani bunların? Bu hangi akla hizmettir? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu konuların YÖDAK Başkanlığı da içeriyorsa, evet şu anda iddiadır fark etmez, dava devam ediyor. Yetkili konumda kimi içeriyorsa, kamu görevinde kimi içeriyorsa, üniversitelerden hangisini içeriyorsa ve sıfır toleransla üstüne gitmeliyiz ki bu konudaki ciddiyetimizi herkese gösterelim. Aksi halde öyle bir itibar kaybı zaten yaşanıyor ki düşünsenize bu olaylar ortaya çıktı ve hiçbir şey yapmadılar diyecekler. Bu daha vahim bir şey değil mi? Biz bir Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bir itibarı var. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bir itibarı var. Diğer kaliteli eğitim veren üniversitelerin bir itibarı var. Bu olanlardan dolayı zaten zarar görüyor söktüler. Bari en azından müdahale ettiler, neşleri vurdular, tedbir aldılar. Dedirtebilmek lazım. Aksi halde örtelim yan üstünü. Bu neye benzer biliyor musun? Yaşadık ya sevgili Mustafa biz bunu. Bed ofislerle ilgili olarak bir pozisyon koyduk ortaya. Geldik dedik ki arkadaşlar yani dar geldi insanlar girer, işsiz insanlar girer, öğrenciler girer. Dolayısıyla bir adım atmamız lazım. El cevap. Şimdi burayla ilgili olarak şey yaparsak birileri işsiz kalacak. Peki o zaman şunu mu dememiz lazım? Uyuşturucu taciri veya uyuşturucu satanlarla ilgili olarak bu konuya el atmamak lazım. Çünkü orada buradan ekmek yiyen insanlar var mı diyeceksin. Olur mu ya böyle bir şey Allah aşkına? Geçsinler ya bunu Allah aşkına. Peki. Şimdi bir araya gideceğiz ama aranın öncesinde şunu söylemek isterim. İkinci bölümde biraz da siyaset konuşacağız. Size birazcık dedektiflik rolü biçiliyor şu anda ama siz bir halkın partisinin, bu ülkenin bir siyasi partisinin genel başkanısınız. Size siyaseti de soracağım. Özellikle ve özellikle beni çok şaşırtan, tabii ki bizim aramızda konuşmamız oldu ama Erhan Arıklı'yla ilgili ortaya koymuş olduğunuz ciddi iddiaları, gerek T izni, gerek mal beyanı, gerek vergiyle ilgili iddiaları ortaya koymanıza rağmen size hotli meydan çekmesine yanıt vermemenizi burada biz konuştuk ama burada halkın önünde de konuşacağız. Değerli izleyenler, bu arada iki hatırlatma yapmak isterim. Birincisi, tabii ki biz burada konuşuyoruz. Sosyal medyada ayrı yayınlar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. O ayrı. İkincisi de yapmış olduğumuz tüm programlar, gerek burada gerek sosyal medyada, hepsi aynı gün içerisinde YouTube'da vardır. İsteyen dilediği zaman girip tümünü dilediği şekilde izleyebilir, hem YouTube'dan hem de sosyal medyadan diyelim. Şimdi ikinci bölümde biraz siyaset konuşacağız. Sayın Özersay'ın gayrimeşru hükümet dediği ki bugün hala daha program içerisinde de yeri geldiğinde 3-4 kez gayrimeşru dediği hükümetin, seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Erhan Arıklı ile olan iddialarının ve biraz konuştuk programın başında, bir yerlerde bir şeyler pişiriyorlar dedikleri Kıbrıs konusuyla ilgili Kuyar adamıza geldi biliyorsunuz. Yarın da yanlışım yoksa sizinle görüşecek. Tüm bunları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Kudret Hoca ile birinci bölümü biraz uzattık. Şimdi bir kısa araya gidiyoruz. Aranın ardından ikinci bölümde de az önce başlığını verdiğim konuları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet. Kafe Kram'ın sunduğu Er Meydan'a devam edecek. Kafe Kram'dan önce. Kafe Kram'dan sonra. Kafe Kram daha çok sen. Oh,
Değişmemek için sebebiniz ne? Hayat her zaman yeniliklere açıktır. Yeni başlangıçlar bizi hep heyecanlandırır. Gelecek yolundaki güç artık tamamen elektrikli. Dinamik teknolojileriyle eşsiz bir yenilik. Şimdi her yolculukta daha ileri. Yeni bir vizyonla yine zirve. Yeni BMW iX. Yeni bir çağın öncüsü. Hiç olmayacak gibi yaşa. Her an olur gibi düşün. Kaza geliyorum demez. Sürprizler.
ikinci bölümle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümle ağırlıklı olarak ülkede olup biteni, gündemi ve en fazla da diploma skandalını ve mahkemelerde olup bitenleri konuştuk. Şimdi ikinci bölümle biraz siyaseti konuşacağız ama her zaman olduğu gibi ikinci bölüme sizden gelen mesajlarla başlıyoruz. Bir izleyicimizin mesajı çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz gördünüz mü onu? Dedi ki fabrika ayarlarına geri dönmeye karar verdi. İyi ki de verdi dedi. Böyle bir düşünceniz var mı sizinle? Yani dile de getirdik. Kuruluş yıl dönümünde 6 Ocak'ta yaptığımız toplantıda buna benzer ifadeleri biz de kullandık. Doğrudur, Halkın Partisi o anlamda fabrika ayarlarına geri döndü. Bu konulardan hiçbir zaman vazgeçmedi. Bu konuların aksine bir şey yapmadı. Zaten işte kendisi kirli olsa bu lafları edemezdi Halkın Partisi. Ama eskiden ilk başta olduğu kadar çok da gündemde tutmadığımız dönemler oldu. Şimdi tekrardan o ilk çıktığımız dönemlerde olduğu gibi yüksek tondan ve çok daha yoğun bir biçimde bu konuyu da takip ediyoruz. Ama iyi ki bu söylendi. Bir şeye açıklık getireyim. Mesela Halkın Partisi'nin tek gündemi bir siyasi parti olarak bu konular değil. Mesela Narenciye'yle ilgili yaşanan sorun bağlamında sıkıntı nasıl çözülür? Oradaki yaşanan hastalıkla nasıl mücadele edilir konusunda? Ziraat Yüksek Mühendisi bir genel sekreterimiz var Turgut Alaz. Genel Ziraat Yüksek Mühendisi ve bu tür hastalıklar konusunda uzman bir Lefke ilçe başkanımız var. Murat Helvacı isminde. Bu iki arkadaşımız Narenciye konusunda gerçekten o bölgede yapılan toplantılarda da basına yaptıkları açıklamalarda da yön veren politika bağlamında üreticinin yanında duran, yapılması gerekeni tarif eden bir duruş sergiledi mesela Halkın Partisi. Dolayısıyla sadece öyle bir konuda, yani işte yolsuzluğa karşı mücadele konusunda değil, aynı zamanda memleketin diğer meseleleriyle ilgili olarak da Halkın Partisi politika üreten, görüş ortaya koyan bir siyasi partidir. Bunu da hatırlatmaya ihtiyacı duyarım yani. Peki, ülkede şu an mevcut aktif 24 üniversite var. Yeni izin başvurusu bulunan 12 üniversite talebi de bu olaylar etkisiyle iptal edildi. Ülkemizde yüksek eğitimin sayı değil, eğitimde kalite artırılmalıdır demiş bir izleyicimiz. Bir de dün bir açıklama okudum. Üniversite izinlerini iptal edebiliriz şeklinde bazı açıklamalar da var. Burada önemli olan şey şu. Biz en baştan itibaren söylüyoruz Halkın Partisi olarak sıfır tolerans politikasıyla ilerlemek lazım bu konuda. Yani bazı izinler verildi, birilerinin elinde duruyor. O birileri bu izinleri bir rant aracı olarak elinde tutuyor birilerine satmak için. Bu kuyu izinlerinden taksi izinlerine varıncaya kadar bu ülkede nasıl bir zihniyet varsa bu tür kurumların açılma izinlerinde de yaşandı. Bir kere bunları evet iptal etmek gerekiyor. İkincisi de açılmış olan üniversitelerle ilgili de çok ciddi bir denetim yapmak gerekiyor. İki şey arasında tercihte bulunmak zorundayız artık bu geldiğimiz eşikte. Buyurun. Bir, ya YÖDAK konusunda gerçekten bu konuda ciddi olan isimler atanacak, YÖDAK yasası da değiştirilecek ve YÖDAK'a ciddi bir personel takviyesi yapılacak, bu denetimleri yapabilmesi ve sahada aktif bir biçimde bu denetimleri yapabilmesi için gerçek bir denetim kuruluna çevrilecek. Ya da eğer bu yapılamıyorsa, mevcut yasa değiştirilemiyorsa, işte sıkıntı varsa o zaman YÖDAK kapatılacak ve Eğitim Bakanlığı altında ikinci bir müsteşarlık, yüksek öğrenimden sorumlu bir müsteşarlık kurulacak. Bir müsteşar atanacak başına nitelikli birisi ve bakanlığın kapasitesiyle bu denetimler yapılacak. Başka bir yolu. Bu konuyla ilgili hatırlarsanız bir konuşmamızda bahsetmiştim size, yani diğer bakanlıklardan da personel takviyesi alma yetkisi konusu bence çok önemli bir şey hocam. Tabii. Yani mesela mali açıdan bazı şeylerin denetiminde, tabii, Maliye Bakanlığından veya hukuki bazı konuların denetiminde maliye teftişten, maliye teftişi İçişlerinden alabilirsin, Eğitim Bakanlığından alabilirsin. Tabii. Önemli yani o. Evet. Bir izleyici sorusu da ben sorayım. Özersay bunları Cumhurbaşkanlığı seçimi için mi yapıyor? Ya benim öyle bir gündemim yoktur sevgili Mustafa.
Yani bu kadar rezillik ve kokuşmuşluk içerisinde eğer bunlara gözümüzü yumarsak yuh olsun bize ya. Yani bir kere şunu düşünün en basitinden, eğer birisi bunu düşündüyse ve soruyorsa lütfen şunu düşünsün da bir daha değerlendirsin. Onu mahkemeye verin, öbürünü polise verin, öbürünün üzerine giden, öbürüyle ilgili açıklama yapın, öbürüne cevap yetiştirin vesaire. Bunların her biri normal şartlarda oy kaybı demek değil mi yani baktığın zaman? Çünkü bazı siyasiler bu ülkede bir sonraki sene yapılacak seçimi düşünerek hiç kimseye dokunmadan, suya sabuna dokunmadan mavi boncuk siyaseti izlerler. Herkese bir mavi boncuk dağıdırlar. Aslında seni eleştiririm ama ben aslında senden kardeşim falan gibi bir şey var. Biz bu tür bir siyaseti tercih etmedik ve öyle bir gayle de hareket etmiyoruz. Çünkü görüyor musun mesela son 6 aydır, 8 aydır. Mesela Kıbrıs meselesine herhangi bir şey dedim mi? Birazdan uzmanlığım diyecek olmasına rağmen o kadar akut yani acil bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ki tabii ki bu bizim sorumluluğumuz, bunların üzerine gideceğiz. Bunlar bize o anlamda bir getirisi olan şeyler değil, bu iç meselelerine ilgili bir meseledir. Dolayısıyla o anlamda bir yatırım yapamazsınız bu yoldan yürüyerek yani. Peki, bilakis düşman edinirsiniz ama bir şey değil. Hükümet konusu hocam, sizin için hükümet gayrimeşru. Bu net yani sürekli olarak bunu dile getiriyorsunuz. Herkes. Eyleminizle, söyleminizle burada yapmanız gerekeni yaptınız. Ve bir de eskisi kadar çok duymuyorum aslında bunu sizden. Şimdi bir kez daha bunu sormak ve sizden dinlemek isterim. Erken seçim konusu. Yani o zaman da siz milletvekilliğinden ayrılırken bir an önce erken seçime gidilmeli diye söylemleriniz vardı. Çünkü böyle işte yani mealen söylüyorum yani bataklık gibi bir durum oluştu. İşte başkası seçildi. Başkası başbakan oldu. Başbakan oldu. Parti başkanı oldu. Seçilen en önden en arkasına gitti gibi gibi. Bin bir türlü şey oldu. Hükümet kuruldu. 5 günde bozuldu. Sırf başkası başbakan olsun diye. Neler neler yani. Ama sonra bir de bütün bunlar yaşanıyor olmasına rağmen ısrarcı ve talepkar bir erken seçim söylemi sizden duymadım ben. Belki ben duymamışımdır bilmiyorum. Ama gezmelerinizi, toplantılarınızı filan sosyal medyadan takip ediyoruz. Erken seçim gerekli midir? Birincisi bu. İkincisi de erken seçim sorunları çözer mi hocam? Erken seçim eğer kendi haline bırakılmış, şu anki gayrimeşru hükümetin kendi kararıyla, kendi istediği tarihte bir erken seçim şeklinde olursa, üzgünüm ama ana muhalefet partisi CTP'nin de çok beklediği sonuç ortaya çıkmayabilir. Ne olur şunu mesela? Söylemeye, bilmiyorum onu ama şunu söylemeye çalışıyorum. İhtiyaç nedir? İhtiyaç yanlış şekilde kurulmuş olan ve memleket gaylesi olmayan bu hükümetin bir iradeyle görevden götürülmesidir. Onun için beğenilir beğenilmez farklı düşünülür saygı duyarak ama onun için biz Halkın Partisi gibi CTP'de bir adım atsa meclisten çekilme konusunda patır patır bu hükümet düşürülebilirdi. O zaman erken seçime gidildiğinde de sonuç daha farklı olabilirdi. Geçen sürede birkaç tane daha böyle eşik geldi. Meclis tekrar açılacağında, anayasa ayaklar altına alındığında, belediye seçimi vesaire eşiğinde. Şimdi de öyle bir eşik geldi ama şimdi de halen daha meclisin içerisinde mesela yüksek öğrenim konusunda ortak araştırma komitesi kuralım diye bir şey döndü. Orman yangını konusunda yaşadınız bunu, anayasa değişikliği konusunda yaşadınız, belediyeler konusunda yaşadınız, ortak komiteleri kurdunuz, golü yediniz, kapattılar istediği gibi yollarına devam ettiler. Şimdi aynısı yaşanıyor. Yani ihtiyaç bugün hükümetin karar vereceği bir tarihte canın istediği şekilde erken seçime gitmek değil. Ama çünkü başka türlüsü çözüm, olabilir mi olabilir, hocam? Şöyle olabilir. Ya meclisten CTP'nin de çekilmesiyle olabilir, gerçek anlamda sokağa inmesiyle olabilir. Sen bizzat biliyorsun çünkü ilk eyleme sen de katıldın. Tabii. CTP sokağa iniyor denildi, kaç ay önceydi? Bir eylem yapıldı. Biraz es veriyorum, susuyorum. Gerekeni biz söyledik ama. Biliyorum, yani onu biliyorum, ben de takip ettim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şey yapmazsanız, ha meclisten çekilmek istemezsiniz peki. Mecliste mesela bu hükümeti muhatap kabul etmeyecek diye bir tavır gördük mü mesela, bu da yoktur. Yani hükümeti sallamaya dönük, sıkıştırmaya dönük bir şey olmadığı sürece
Bunun tarihine hükümet karar verecek ve çok büyük bir ihtimalle Dombula'dan çıkmış bu makamlar, yani başbakanlıkta dahil olmak üzere Dombula'dan çıktı yani. Dombula'dan çıkmış bu makamlar nedeniyle kolay kolay da bu makamdan kalkmak istemeyecek. Gittiği yere kadar götürmeye çalışacaktır. Ha ne olabilir? Başka faktörler var. Evet. En başta senin söylediğin. Türkiye'deki belediye seçimlerinin ertesinde bir devalüasyon ihtimali vardır. Ekonomistler bunu konuşuyor. Ciddi bir ekonomik sarsıntının ertesinde belki bir takım şeyler yaşanır. Yani hükümet işte şu kadar daha kısa süreler içerisinde hayat pahalılığını vereceğim falan, işte bakın verdim, ben göreve geldim, onu yaptım falan diyor ama bu rüya bir kere zamlarla kabusa dönüşmüş durumda şu anda. Eridi alım gücü. Ama bir de üstüne üstlük bir nevi devalüasyonla bir darbe gelirse o bizi sürüklene bir erken seçime de götürebilir. Dolayısıyla birkaç tane eşik kaçırıldı bugüne kadar bize göre. Şu anda da oturup işte bu sene, yani şu anda CTB mecliste ne diyor? Takip ediyoruz. Kendi görüşleridir. 2024 bu zihniyetten kurtulacağımız bir erken seçim yılı olmalı. Sen bunu söylediğin zaman olmuyor ama. Ya olmayacak da. Yani eğer kendi haline bırakırsan olmayacak. Bunu biliyor olmamız lazım hepimizin de. Bir şey yapmak lazım. Bence bunu artık o trenle kaçtı hocam. Evet. Yani birincisi zaten kaçtıydı. İkincisi de kaçtı. Zaten Mart'ın ortasına geldik. Artık evet. Haziran'da kapanır. Ekim'de kurultayları var adamların. Yani evet. bence kaçtı. O söylem de artık son derece boş bir söylem olarak yok, orada duruyor. Toplumda karşılığı yoktur yani. Ama şunu söyleyeyim. Yani kendilerine de yazık. Evet. Çünkü gene söyledikleri bir şey hayata geçmemiş olacak. Evet. Şunu da hatırlatayım. Değindim diye. Şimdi meclisteki araştırma komitesi var ya, bugün toplantısı vardı. Yüksek öğrenimle ilgili, YÖRAK'la ilgili ve üniversitelerle ilgili. Ziya Bey'in başkanı olduğu. Orada çok ciddi bir problem var. O da şudur. Sen bugün gidip ombudsmana başvurursan, ombudsman önce bakar. Bu konuda poliste veya Sayıştay'da veya bir yerde devam eden bir süreç var mı? Varsa bakamam da bana der başvuruna. Sorry. Çeker kenara. Sayıştay hakeza öyle. Paralel devam eden bir inceleme, araştırma, soruşturma süreci varsa prensip olarak bunu yapmazsın. Şimdi bir polis soruşturması var bu konuyla ilgili. Ama aynı zamanda da bir meclis komitesi kurulmuş. Bakın, bir menfaat çakışması ihtimaliyle karşı karşıyayız. Conflict of interest durumu var. Neçin? Şimdi bu üniversitede daha önce çalışmış, görev almış, bu üniversiteyle ilgili de kararlarda bulunmuş olan bir eski bakan bu komitenin başında. Üniversite alanında bulunmuş başka milletvekilleri bu komitenin içerisinde ve bu siyasi partilerden bir tanesi milletvekilinin bu komitenin inceleyeceği mesela üniversiteden bir tanesinden sahte diploma aldığı iddiası var. Bunları bir araya koyduğunda başlayacak komite birilerini çağırsın. Çağıracak o ilgili üniversitelerden birilerini, gelecek rektör, gelecek birileri diyecek ki işte böyle böyle olurdu, şöyle böyle olurdu. Bu anlatılırken belki de orada bulunan veya orada bulunan birisinin, partisindeki birisi kendinin aleyhine olabilecek olan bir şey görecek. Ve onun önünü almak, tedbirini almak için gidip polis süreci devam ederken tedbirini alacak. Yapılmamalı mıydı diyorsunuz? Yani evet. Komite kurulmamalı mıydı? Komite daha genel anlamda yani çalışma tabii ki yapılabilirdi ama esas yapılması gereken şey hala daha yapılmamıştır. Neye benzer bu? Yani bir polis süreci var zaten. Devam ediyor zaten. Ama esas yapılması gereken yüksek öğrenimle, üniversitelerle ilgili. Bu kadar aydır konuşuyoruz, bu kadar hafta geçti, bu krizleri hepimiz iliklerimize kadar hissedeli. Ama tabela üniversitesi gibi olan üniversitelere dair herhangi bir ciddi denetim hala daha yoktur ortada. O yapılmadı. Yani o şu anda beklenemez tamam. Hocam zaten. Yani YÖDAK kendi içinde darmadağın değil, olmuş, başkanı, üyesi, nezarethanelerde olsun. Mesela meclis acil hani bir gecede 24 saatte oturdular, yasa geçirdi kendi lehlerine olan konularda ya. Acil yasa değişikliği yapıp diyecekti ki ta ki YÖDAK'ı toparlayalım da yeni yönetim atansı, Eğitim Bakanlığı in charge sorumludur. Derhal müdahale edecek. Bunu yapmak gerekirdi mesela. Belki abarttığımı düşünebilirsiniz ama şu anda bir boşluk var. Eğitim Bakanı çıkıyor kürsüye diyor ki bizim alanımız falan değil YÖDAK falan filan. Yaya yaya da anlatır böyle hoca. Tamam da iş işten geçiyor işte. Aynı şeyi biz yabancılara taşınmaz mal satılmasında da yaşadık. Yazın içinde olağanüstü toplantı yaptı meclis ya.
Muhalefetten hükümet, ben de hemfikirim, ben de hadi gel beraber bir çalışma yapalım. Yapalım, ne yapalım? Bir yasal düzenleme yapalım. Yahut 8 ay, 9 ay geçti üstünden, hala daha yabancılar. Sözleşme üzerinden bu ülkede herhangi bir güvenlik denetimi olmaksızın, herhangi bir miktar kısıtlamasına tabi olmaksızın taşınmaz mal satın alabiliyor bugün, yarın. Hala daha yabancılar şirketler üzerinden taşınmaz mal satın alabiliyor bugün, yarın. Hiçbir şey yapılmadı bu konuda. Sadece konuşulmakla kaldı. Anlatabiliyor muyum? Ben size demedim. Ha, biz dedin? Burada iyileştiririz, konuklarımızı göndeririz. Bakın sesiniz nasıl gürleşti hemen. Açılmadı ki sesim. Sesiniz nasıl gürleşti hemen. Şimdi hocam son iki soru, sonuncu soru Kıbrıs konusuyla ilgili olacak. Erhan Arıklı konusu. Şimdi Erhan Arıklı ile ilgili çok ciddi iddialar ortaya attınız ve görünen diyelim. Bazıları doğrulandı zaten. Bazıları ispatlı, diğerleri de görünen diyelim doğrulandı. Mesela mal varlığındaki bir artış konusuyla başladınız. Ardından T izinleri konusuyla ilgili iddialar ortaya attınız. Onun ardından da madem mal beyanınız böyleydi diye, o zaman bu işin vergi kısmına ne oldu şeklinde iddialarda bulundunuz. Diğerleriyle ilgili değil. Onlarla ilgili söyleyeceğiniz varsa da lütfen buyurun söyleyin. Ama iptal edilen T izinleriyle ilgili çıktı. O kendi bildiğimiz son derecede ağır tarzıyla kudretini kaybetmiş. Kudret sana meydan okuyorum şeklinde bir meydan okudu size. Ben de bu işte dedim ki buyurun gelin işte Er Meydanı burada. Bir tarafta Erhan Bey, bir tarafta Kudret Bey otursun. Kudret Bey iddialarını ortaya koysun. Erhan Bey de yanıtını versin. Altta neyin ne olduğunu görsün. Ama çok şaşırttınız beni ortaya o kadar iddia atmışken ve açık söylerim bence de doğruyken ortaya atmış olduğunuz iddialar. Böyle bir yüzleşmeden kaçınmanız. Bunun sebebini biz konuştuk defalarca bunu da. Bilmeyenler için bir daha ekranlar karşısında peki, sizden dinleyelim. Sen beni tanın. Of course. Vatandaş da beni çok yakından tanır. Az önce bir cümle söyledin Erhan Arıklı'nın ağzından. Hangisini? Kudretini kaybetmiş, kudret vesaire diye ya. Evet. Yani ağzından da yani, yazısından. Tamam, sen beni tanın. Vatandaş beni tanır. Ben böyle bir seviyesizliğe gelir miyim? Gelmem. Bu bir. Bunu bir kenara koyalım. Cevap devam vereceğim buna. Ben herhalde bana sordun. Ben cevap vereceğim. Devam edeyim. İkincisi, bu bir seviyesizliktir. Ve bu tür bir diyaloğa mecliste de başka şekillerde olduğunda ben onu başka şekilde alt ettim. Ama gerçek şu, T izinleriyle ilgili kiralık vesaire, Bakanlar Kurulu'ndan buna benzer şeyler geçtiğinde resmi gazetede yayınlanmak zorundadır. Belgelere ulaşmak daha mümkündür vesaire. Sadece kendi bakanlığı uhdesinde bir trafik dairesi var ve müdürünü de kendisi atıyor ve belli bazı belgelere sadece kendisinin ulaşabileceği bir dönemden bahsediyoruz daveti yaptığında. Dolayısıyla gelip buraya o elindeki belgeler tamam mı değil mi, memlekette her şey sahtelenirken liste burada bak ailem yok içerisinde dediğinde ben devletin içinde miyim ki o liste elimde olacak, hayır var deyin kendisine. Listeler kendi elindeyken o imkana sahipken bunu söyledi ama bir şeyle kendisini zaten ele vermişti ve sonradan da haklı çıktı. Neydi o? Kendisi çıktı dedi ki ailemle ilgili olanları durdurdum dedi. Açıklaması var yazılı. Ondan sonra döndü dedi ki ailem yoktur bunun içerisinde. Halbuki ailesiyle ilgili yani aileden isimler de partiden isimler de vardı içerisinde. Sonra bunu nihayetine nasıl erdirmeler? İnsanlara bildirimde bulunmadılar. Aldıkları karar orada durduğu bekleteceklerdi. Ve bir süre sonra da kamuoyu unuttuktan sonra insanlara bunu bildireceklerdi ve bu izinleri vereceklerdi. Bunun takibini Halkın Partisi yaptı mı? Yaptı. Her hafta başını şişirecek kadar tekrar takibini yapıp en son Halkın Partisi olarak biz bu konuda polise de başvurdu. Polis gitti, adli şube, trafik dairesine de gitti. Belgeleri istedi, karar metnini istedi, listeleri istedi vesaire. Ve günün sonunda o listeyi de vermek istemediler. Çünkü kendileri de bunu çok iyi biliyorlardı ne yaptıklarını. Açıklama yaptılar, toplantı yaptılar sevgili Mustafa. Yani biz
O anlamda muradımıza erdik çünkü toplantı yaptılar ve bu izinleri iptal ettiklerini açıkladılar. Savcılıktan da görüş alındı bu konuyla ilgili. Ve o haksız uygulamayı iptal ettirdik. Bizim için önemli olan buydu. Bizim için önemli olan bundan politik bir yarar elde eder miyiz meselesi değildi. Ama daha da önemlisi mecliste çıkıp bakın falan deyip ailem bunun içinde varsa bilmem ne falan diyen birisi sonuçta tek nüsha kendisinde olan bir belgeyle ilgili olarak ben kendi açıklamalarından hareketle kendisine bunu söyledim. Belgenin tek nüsha kendisinde vardı. Sonuç, biz bugüne kadar ortaya koyduğumuz iddialardan hiçbiri yalan çıkmadı. Yanlış çıkmadı. Belki bir devasında kabinede değişiklik olacağını söyledik. Sonra şartlar değişti. Ünal Bey kabineyi değiştirmedi. Galiba orada yanıldıydık. Bakın öz eleştiri, söylerim bunu. Ama bugüne kadar bu ve benzeri konularda ne söylediysek doğru çıktı. Diğer konularda da düşündüğünü söyle dediğin için bir iki cümle de onlarla ilgili söyleyeyim. Çıktık ve dedi ki bir bakanın servetinde ani bir zenginleşme oldu ve bunu beyan etmedi meclise. O öyle miydi böyle miydi çıktı ortaya sonra. Biz bununla ilgili olarak kendisini polise verdik. Dedik ki sen nasıl olur da bir bakan olarak zenginleşirsin bu kadar. Üstelik bu servetinin kaynağını da açıklayamadın. Ve yasayı ihlal ettin. Gene efelenmeler birinin laflar. Sonra ama. Sonra bak. Önce efelenmeler. Klasiktir bu. Bir ritüeldir. Yani sadece ona da özgü değil. Birkaç böyle bu cenahtan tip öyledir. Ondan sonra tipoloji olarak söyledim yani. Şey olarak söylemedim. Hakaret olarak söylemedim kimseye. Ondan sonra ama çıkıp meclis kürsüsünden ne dedi? Yasanın böyle olduğunu bilmiyordum, özür diliyorum dedi. Şimdi ignorance of law is no excuse diye bir şey var hukukta. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz Kıbrıslıcası. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Sen kanun yapan meclisin vekili bu ülkede bakan konumunda birisiysen yasayı bilmezdim onun için ihlal ettim diyemezsin. Dediğinde de onun cezasından muafiyet elde edemezsin. Onun için biz polise başvurduk. Polis şimdi ifadeleri alıyor. Meclise gidecek, ifadeleri alacak. O süreç devam ediyor. Savcılık talep etti polisten bizim başvurumuz üzerine soruşturma açın bu konuda diye. Yani mesela YDP milletvekili olarak Erhan Bey aleyhine bir soruşturma var şu anda poliste. Onun için dokunulmazlık kaldırılması bunun için de önemli. Bunlar bir aşamada geliyor. Özetle mal beyanında durum bu. T-izinleriyle ilgili evet aynı programa çıkıp da ciddi anlamda seviyesiz bir tartışmanın içerisinde kendimizi bulmak yerine biz sonuca odaklanalım. Bunun zaten doğru olmadığını biliyoruz. Üzerine gidelim, sonucu alacağız dedik. Sonuç da aldık. Onunla ilgili zaten olarak... Zaten orada hocam açık söyleyelim. Evet. Kimsenin bir şüphesi yoktu. Çünkü bunlar ortaya saçılmıştı zaten ne olduğu. Sizi ilk söylediğinizle ilgili anlıyorum. Evet. Yani bana dediniz ki sen beni tanın, ben o üslupla tartışır mıyım? Öyle kısma. Şeyleri tamam, bilmem yani. Orada sizi anlıyorum. Ama diğer taraftan da baktığımda evet ben sizi tanırım. Şimdi sen özel sayesinde ortaya bir iddia atacaksın. Karşıdaki de gel yüzleşelim diyecek sana da çıkmayacaksın karşısına. Onu anlamam. Yani bakın, söylemeye çalıştığım oydu orada. Gel yüzleşelim de değil. Yapılan çağrıyı hatırlatayım şimdi bir daha herkese. Gelsin belgelere beraber bakalım. Eğer öbür türlüyse ben istifa edeceğim falan. Kendisi de özür dileyecek mi gibi bir şey kurdu ya. Gelsinler belgelere beraber adamlık, bakalım. Adamlık madamlık da vardı orada. İşte mesela ben onu tekrar bile etmiyorum çünkü benim tarzım değil. Ama o belgelere bakalım dediğin şeyi tek belge sendeyse, senin bakanlığındaysa sen benim önüme başka bir belge koyarsan da hadi özür diledin. Öyle şey, ben sana güvenir miyim? Peki. Ben öyle bir hükümetle karşı karşıyayım şu anda, vatandaş öyle bir yönetimle karşı karşıya ki diploması sahte. Evrakları sahte, rüşvet iddiaları havada uçuşur. Her tür belgeyi senin önüne koyabilir. Ama ne oldu günün sonunda? Yaptıkları yanlışı, özür dilerim, tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar ve iptal etmek zorunda kaldılar. Şimdi de iddia var. Bu konularla ilgili belli bazı menfaatleri aldılar bu izinleri verirken. O menfaatleri geri veremiyorlar şimdi. Tekrar izinleri vermeye çalışıyorlar evet. Gibi bir şey. Mesela sen YDP'nin YDP'nin kurultayının neden ertelendiğini sen anlayabildin mi? Ben de anlayamadım.
Hiç anlamadım ama biz bunları hep konuşuyoruz hocam. Şimdi burada konuk olduğu için daha çok konuğa söz veriyoruz ama sosyal medyada yaptığımızda bunları hep konuşuyoruz. Bilmiyorum, takip ederim. Şimdi görüyorum evet. Sizi de. Varsa eğer siyasetle ilgili başka söylemek istedikleriniz alalım. Yoksa eğer Kıbrıs konusunu sorup bitireceğim. Koyar yeniden adamıza geldi. Ersin Bey'in açıklamaları var. Rum tarafı yatıyor kalkıyor. Hadi başlayalım Kranmontana'dan kaldığımız yerden görüşmeye diyor. Diğer taraftan bazı söylentiler var. Türkiye durumunu esnetebilir gibisinden. Sizin yapmış olduğunuz görüşmeler var. Yarın yine Koyar'la evet. Önemli bir görüşmeniz olacak. Karşılıklı fikir tertisi evet. Anlamında. Son sözü size verelim hocam ve Kıbrıs konusuyla ilgili görüşlerinizi alıp bitirelim. Buyurun. Tabii. Sadece Birleşmiş Milletler ve sadece Birleşmiş Milletler'in genel sekreterinin temsilcisi üzerinden çok fazla umutlanabileceğimiz bir süreç değil bu. Ama dünya politikası, uluslararası ilişkiler, güç dengeleri açısından geçiş döneminde olduğumuz söylenebilir. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bağlı olarak, Türkiye'de ekonomik ilişkiler durumun geleceğine bağlı olarak, bu bölgedeki doğalgazın geleceğine bağlı olarak, İsrail ve Filistin'de yaşananlara bağlı olarak bir takım gelişmelerin olma potansiyeli de var. Dolayısıyla bir başına Birleşmiş Milletler veya onun temsilcisi çok bir mana ifade etmiyor. Çünkü yarım asırdır biz bu egzersizi gayet iyi yapıyoruz. Yani herkes bu konularda çok daha etkililer görevdeyken. Tabii yani çok gördük. Ama yarın ya uluslararası ilişkilerde benim ilk girdiğim müzakere Denktaş Bey'in yanında Desoto'nun karşısında ilk girdiğim müzakerede Denktaş yani, Bey'in rahmet eylesin. Bu hayran kaldıydım ya. Ben böyle bir şey görmedim. Genel sekreterin özel temsil yani nelerden nerelere geldi. Evet, ama gerçek şu, eğer uluslararası konjektür gerektirirse eğer birdenbire bir rol üstlenebilir, bir gücü artabilir mevcut BM temsilcisinin ve takviye edilebilir bir sürece dönüşebilir. Bu olasılık var. Ortak zemin arayışı deniyor. Ama bu olasılığın neden olabileceğini söyleyeyim önce. Neden böyle bir ihtimal görürüm? Ha, illa olacak diye bir şey yok. Bariz bir biçimde Amerika son dönemde Rusya ile ciddi bir rekabet içerisinde ve Çin'le. Rusya ile sahada bir savaşa da dönüşmüş bu. Ama Amerika'da şimdi bir şey beklemek çok mümkün değil. Amerikan seçimlerinden sonra yine Amerikan başkanının ekibinin stratejileri bence belirleyici olacak. Amerika Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz bölgesinde Rusların ve Çin'in etkisini kırmak için bu adada gerek kara para, gerek Rus oligarklar, gerek Çin'in yatırımları, gerek nüfus aracılığıyla kurdukları nüfuz, yani Rus nüfusu üzerinden. Bunun etkisini kırmak için nasıl ki Rum tarafını marke etmeye başladı bir süredir. Yakın takip aldı kendilerini, şart koydu. Silah ambargosunu kaldırmamasını da vesaire diye. Türkiye ile yakınlaşması durumda Amerika'nın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de buna benzer bir takım tedbirlerin, kara para aklanması ve benzeri şeylerin önüne geçilmesi için uluslararası anlamda da bir inisiyatif olabilir. Bu bizi topluca bir yere doğru getirebilir yani. Bu olasılık yok yani, değil. Yani Koyar'ın gerçek anlamda BM özel temsilcisi olabileceğine ihtimal veriyorsunuz. Olabilir diyorsunuz. Yani şu anda bir BM temsilcisidir ama mandası yani mandate'i, görevi sınırlıdır. Çok ciddi anlamlar yükleyenler var. İşte sivil toplumda dahil olacak, onları da dahil edecek, bunlar inclusive vesaire. Nedir yani görev yetki alanı nedir, sorumluluğu nedir diye baktığımda iki taraf arasında bir müzakere sürecinin başlaması için ortak zemin var mı yok mu buna bakmaya gelir. O yüzden yani bir başına Birleşmiş Milletler eğer başka bir takım gelişmeler olmazsa bu süreç basit bir egzersiz olarak kalır. Rumların şu anda kendilerine göre bir başka haklı sebepleri var. Nedir o? Konforlu bir alanları var. Tabii. Devlettiler vesaire. Onun için bir an önce müzakere başlarsa, müzakerelerin devam ettiği süre içerisinde kimse Kıbrıs'ta yeni bir durum yaratmaya uğraşmaz. Onlar da bu egzersizi devam ettirirler. Hükümet olarak devam ederler, AB üyesi olarak devam ederler, doğalgazı çıkarmaya devam ederler. Hayat bu şekilde kendileri için devam etsin, kimse de bunu sorgulamasın diye müzakereleri
Bunu perdeleyecek bir araç olarak başlatmak isterler şu anda. Bu şekilde bir müzakereye girmek zaten doğru değil. Anlamlı ve sonuç alıcı orada olacaksa. Orada Kıbrıs Türk tarafının, daha doğrusu Türk tarafının çok kararlı bir duruşu var, evet. Doğrudur. Türkiye'nin de bu konuda kararlı bir duruşu olduğunu görüyoruz. Yarın şartlar değişirse daha farklı bir yaklaşım olur mu? Onu görürüz ama bence her ne isterse olsun yeni bir müzakere sürecinin başlamasına Türkiye yeşil ışık yaksa bile eskilerinden daha farklı olacağı aşikardır bence. Kesin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız, geldiğiniz, sesiniz tamamdır, daha iyi oldunuz. Açıldık galiba. Açıldı. Açıldı. Size başarılar diliyorum hocam. Gerek şahsınıza, gerek partinize, ülke için çok yapacağınız her işte. Ve bakalım ne olacak sürecin sonu. Merakla bekliyoruz. Yarın ola, hayır ola. Hem sektörlerle ilgili hem şahıslarla ilgili, evet. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Değerli izleyenler, bu akşamki konuğumuz Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay'dı. Ülkemizde yaşananları, siyaseti ve son olarak da Kıbrıs konusunu konuştuk. Kendisine gelip katıldığı için, sizlere izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu akşamki Er Meydanı'nda burada noktalıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.